Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Duygulandın gibi gördüm seni. Biraz duygulandım. Sen bir bu şarkıya çok kötü olursun. Bir de Petek Dinçöz Foolish Kazanova'ya. Doğru. Just Foolish Kazanova. O da beni çok mahveder ama bu şarkının da yeri ayrıdır tabii. Bir de Nez'den Sakın 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 Ha da çok fena olurum. İyi ki onu aşmadım. <laughs> Onda çok fena vuruyor. Senin bir yayın başı arada... şakan var. <laughs> Aygısızlık olmasın. Müsaadenizle ceketimi çıkartabilir miyim? Evet mi? be. Anadolu. Anadolu çocuğu işte. Cahildim dün yanım diye girmek isterdim ama... Abi var ya beni ağlatırsın şey sakın girme öyle bir şeye. <laughs> Adnan Şenses'e, Adnan Atman <laughs> diyen muhabire hiçbir şey olmaması. Ulan ne hoşgörülü bir millet be. Yanlış mı? Hakikaten bizim dinimiz hoşgörü dini. Bak bu adamı bile affettik ya. Hiçbir şey olmadı o adama. Röportaj aynı devam etti değil mi mesela o gün? Tabii ne olacak ki be dili sürçtü adamın. Hastanede yatıyor değil mi de Adnan Sikişen sesi? Hayır. Adam. İ İbrahim ses hastanede ha, dün İbrahim o ziyaretine Tansiz gelmişti. <laughs> Doğru diyorsun. Aynen. Nasıl gidiyor? O da sancım çok ufak bir müsaaden alabilir miyim? Bir 30 saniye. Tabii abi. Yani anlamsız bir şey geliyor ya. Çok anlamsız bir şey geldi. Çok anlamsız bir şeyin geldiğini kokladım ya. <laughs> Geri geldik. Buradayız. Kokusunu aldım. Ya bu tuhaf işin kokusunu aldım. Sana ufak bir sorun var buradan tüm izleyenlere. Tamam. Aynı günde hem Şenol Güneş hem de yani yaklaşıyor yaklaşmakta olan tarzında bir paylaşım yapması tesadüf mü acaba? Ya bence umutlandı. Ulan beni de alırlar mı acaba oldu? Ama hani kulüpten ya ona bir jü... hazır ol gibi bir şey yok da hani onu da böyle bir ulan bir altı ay beni alırlar mı acaba umudu oldu bence. Kendi kendine bir hazır olma var diyorsun. Ha ya ulan olabilir lan ve yani bir altı ay gibi bir hallenme oldu bence hallenme derler. Bu bu arada jübile işi yalan değil mi öyle bir şey yokmuş yani bilmem kulüpten bir ekstra bir yalanlama gelmedi. Ama hani her gün bin tane haber çıkıyor. Hepsini yalanlamıyor kulüp tabi. Umarım olur. Güzel olur yani. Hele ki bir de şampiyonluğun arkasında böyle bir şey yaparlarsa. Ya bence öyle bir maç aldım senden inceyi de. Bence öyle bir maç güzel bir hayır gecesi şekli bir şeye dönüştürülürse çok güzel olur. Ya Beşiktaş'ın jübile yapılmadık bütün eski futbolcuların geleceği cüzi bir bedel bilet fiyatı olacak ve maç yani mesela e, yaşlı adamlar sonuçta hani 20'şerden iki yarı yapı, yaparsın. Yani gelirlerini de bir hayır kurumuna bağışlarsın mesela güzel olabilir. Olabilir evet güzel olabilir. Yani jübile yapılmadık bütün futbolcular da o şeyi yatış yaşamış olur. Yani bir kere olsun. Ama çok var değil mi? Jübile yapılmayan oyuncu bayağı var yani. Evet. Yani rahat bir 11 11 maç çıkar jübile yapılmayanlardan. Yani böyle bir organizasyon çok güzel olur. Hem de İbrahim de üzülmez. <laughs> Sabahtan beri şakayı oraya çekene kadar öldük ya. Aa <laughs> ben tam şeyimi atamadım. Beyler yaklaşık bir buçuk sene sonra tek başımıza yakın yayına çıkıyorum. Böyle daha şaka şeyimi atacağım yani. Bu kabuğumu yırtacağım birazdan. Ufak bir iki tane ısınma ben şakası Bir tane, iki... Ben sana bir tane daha ısınma atabilir miyim? Tabii ki tabii ki. Sevgili kral forması da var şurada biliyorsun. Aa. Kral Şenol Hoca ile tanışmadan önce krala ne denir? Ne denir? Çırak Yılmaz. <laughs> Ben bugün çok kötüyüm ben. Benim çok zor bir 3 saatim başlıyor. Peki. Diyelim ki kral 2 sene sonra Allah uzun ömürler bol goller nasip etsin ama artık atamıyor gol. Tamam. Ne denir krala? Ne denir abi? Oğlum bırak Yılmaz. <laughs> Peki mesela kralı çok istiyoruz ama orijinalini edinemiyoruz. Hangi versiyonunu alırız? Hangi versiyonunu? Kırak Yılmaz. <laughs> Acil yangın esnasında yangın tüpünü almak için Kırak Yılmaz'a ne dersin? Ne derim? Camı Kırak Yılmaz. <laughs> Bende bir tane çok zorlama var. Atayım mı? Kapanışı zorlamayla mı yapacağız? Çok zorla. <laughs> Yap bakalım. Prenses öpmeden önce krala ne denir? Ne denir? Frog Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse iyi oldu. Aynen öyle bir <laughs> açıldık açıldık. Üst kaslarımız dinlendi. Kralı da inanılmaz severiz bu arada. Sen acayip Aynen severdin. Abi. Sen o ben... ikinci gelişi dönemi beraberdik zaten. Aynen. Sen kafayı yemiştin sevinçten. Ben Antalya'dan zaten e, yani biz Antalya Antalyaspor altyapısında oynuyorken işte Burak abi hepimizin idolü gibiydi yani. Hepimiz onun gibi olmak istiyorduk. Beşiktaş'a gitmesi falan. Oradan beridir zaten bir şeyim var. Hani birlikte yaş farkından dolayı antrenmana çıkma şansım olmadı ama onun antrenmanlarını çok izledim yani. Burak abinin. O yüzden o dönemlerden beri çok severim zaten. Ee, i̇yi de bir Beşiktaşlı. Ben bir de beni biliyorsun. Ben futbolda böyle insanların yani Burak abi zaten şu an birçok taraftar tarafından kabul edildi ama işte, işte Volkan Demirel, Burak Yılmaz gibi, Emre Belezoğlu gibi böyle diğer takım taraftarlarından çok ee, ha, hani haz adamları ben severim. Yani Beşiktaş'ta olsam mesela Volkan Demirel'i de çok severim. Emre da severim. Ben böyle şeyimdir. Ama tabii Burak abinin bizde yeri ayrı. Burak abim candır yani. Büyük Beşiktaş'tır bence de. Abi gelelim biraz da sana. Şimdi sen evet. senle yaptıktan sonra kanal çarpı 3 çarpı dört oldu seni tanımayan insanlar olabilir. Sen benim çok sevdiğim bir abimsin. Biz seninle bir arada hmm. senelerce birlikteydik. Bu kanalın da temellerini beraber attık. Zaten bu Start Twitch mi fikirlerini de bana veren adam sensin. Hani gir bu işe yaparsın Tabii. falan filan diyen yani sensin. Seni tanımayanlara seni anlatalım. Hani senin benim için önemini söyledik ama seni tanımayanlara seni anlatalım. Yani Koray Koç nerededir, ne yapıyordur, nasıldır? Ben yani Viyana'dayım. İşte üniversite için tıpkı zamanda senin olduğu gibi geldim. Ben burada devam ediyorum hala, çalışıyorum. İşte Beşiktaşlıyız. En büyük özelliğimiz o. 32 yaşındayım. 31'i yeni bitirdim. 31'i bitirip yayına bağlandım. Yeni bitti sayılır yani. Beşiktaş olarak. 32 yaşındayım. Ee, bir tane şirkette satış etkinleştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Kısaca bu kadardan bahsedeyim ya. Güzel abi, güzel anlattın. Bir futbol tutkunuyum. Aa. Modern futbol, modern futbola bayılırım. Eski hallerin yok ama. Eski hallerim geliyor. Yani onu yeniden hissediyorum biliyor musun? Şimdi öğlen ölüm bir de ya. Kasımpaşa Karagümrük'te maç sonu Karagümrük'ün hocasının konuşmasını <laughs> Ya bir sussan ya. Çekli <laughs> dillediğin dönemler sende artık kalmadı. Hocası değil, sportif direktörü. Çünkü o sıra hoca sıra röportaj veremiyordu. Şenol Can'ı veremiyordu. veremiyordu, o veriyordu. Veremiyordu, sportif direktör. Ama çok tatlı adamdı. Ya yaşlı böyle, tonton bir amca. Güzel. Yani şunu ne hatırlıyorum. Ya bir süperstan ya. <laughs> Hadi. Sende öyle bir süper Lig aşıklığı vardı. Ya biraz şey de yani e, tabii korona döneminde, ondan sonraki işte biliyorsun korona döneminden sonra da ben hala daha az çalışıyordum bilmem ne, ee, bir de eski çalıştığım o, yani yerde çok vaktim oluyordu. O yüzden her maçı rahat rahat takip edebiliyordum yani. Beni biliyorsun ben süper Süperlik'teki her maçı izliyordum. Ama şimdi işten dolayı, e, diğer sebeplerden dolayı böyle her maçı takip edemiyorum ama yani vaktim olsa emin ol hepsini izlerim yani. Dünya futboluyla aram zaten hemen hemen iyice azaldı ama Süper Lig'de devam. Senin dünya futboluyla tek alakan Ronaldo'ydu zaten. Ronaldo'yu evet. Ronaldo'yu yedek kalınca dünya futboluyla aram açık. Bir de, de Mourinho'nun takımlarını izlerim biliyorsun ben biraz adamcıyımdır. Tuttuğum adamı izlerim yani. Bir de şeyimiz de var yani tabii. Real Madrid sevdamız da var. Elimden geldiğince Real Madrid'in maçlarını da takip etmeye çalışıyorum. Peki. Geleceğim seveceğin yerlere de. Seveceğin yerlere evet. gelmeden önce. Beni nasıl bulursun? Yani iyi bilirim. <laughs> i̇yi bilirim. Severim. Abi, şimdi böyle hani biz burada makara muhabbetini yapıyoruz da e, günler paylaştık yani Tabii canım. yani dör, Yaklaşık 4-4,5 senemizin hemen hemen her günü beraber geçti. Yan evet. yana geçti yani. E, aynı sofradan aynı pastan çok yemek yedik. O yüzden yerin her zaman ayrıdır yani. Nasıl bileyim. Ne Sen diyeyim. de başkasındır abim. Eyvallah sağ olasın. Hafta sonu beraberdik. Yıllar yıllar aradan sonra Seninle görüştük, Aynen. kavuştuk, sarıştık. Ve bu boş bir sarışma görüşme de değildi. Şenol Hoca'nın ilk maçıydı. Evet. Üç buçuk sene Şenol Güneşsiz bir şampiyonluk aldı Beşiktaş. Hiç fena değil aslında. Üç buçuk seneye bir şampiyonluk sığdırması işte de fena değil. Gayet Ferguson iyi. gitti Aynen Manchester bir gibi. Bir Türkiye kupası bir tane de süper kupa var. Yani üç buçuk seneye 3 kupa sığdırdı Beşiktaş. Gayet iyi. Ama üç buçuk senenin sonunda döndük geldik Şenol Güneş. Evet. Ne düşünüyorsun? Yani erken mi geldi? Geç mi geldi? Erken geldi diyeceğini sanmıyorum da geç mi geldi? Nerede gelmeliydi? Nerede Hı -hı. yollar kesişmeliydi? Yani i̇lk başta lafa şöyle girmek istiyorum. Üç buçuk sene geldi geçti. Fenerimin hala kupası yok. değerlendirmelerime devam edeceğim. Her geç geldi bence. Yani hatta bence hiç gitmemeliydi ama tabii o zamanki şartlar e, onu el verdi. Gitti. Gitmesi gerekiyordu. Belki girersek gireriz. Bugün vaktimiz var. O zamanları da konuşuruz. E, ama e, ben şu an hocamın şu şekilde zamanında geldiğini düşünüyorum. Beşiktaş için değil ama kendi açıklamalarından sonra. Çünkü geçen sene de düşündüğünü söylüyor. Ama yorgun olduğunu, enter olarak tam hazır olmadığından bahsetti. Eee tekrardan hazır olduğunu, psikolojik olarak da rahatladığını, işte yaylalara çıktığını ve artık hazır olduğunu söyledi ve geldi. Yani erkeni geçi boş verelim. Hocamız başımızda olsun da şu anda. Önümüze bakalım yani geçmişi boş verelim. Önümüzdeki bir buçuk seneye dair ne hissediyorsun? Ya ümitliyiz tabii. Camianın havası değişti. Şimdi maça yani ben dediğim gibi ben Viyana'da yaşıyorum. Şenol Hoca açıklandı. İstanbul biletleri çok pahalıydı. Ben Antalya'ya uçtum. Antalya'dan gece otobüse bindim. Uçak bileti olmadığı için maçı yetişebileceğim bir uçak yoktu. 11 saat yol geldim İstanbul'a otobüsle. Maçta buluştuk yani ben seninle görüştüğümüz zaman işte toplasan son 48 saatte 1-2 saat uyumuştum yani. buna bana benzer bir sürü insanda bunları yaptı. Benim Antalya'dan gelen başka arkadaşlarım var. Çeşitli illerden gelen, bana yazan ya da Tanıdığım arkadaşlarım var. Yeniden bir birlik beraberlik oluşturdu. Bence insan Beşiktaş'tan tabii soğumaz da futboldan soğuyabilir. Beşiktaş'ın i̇şte bütün maçlarını izliyorduk, takip ediyorduk. Ama futbol olan benim kendi adıma konuşayım. Biraz ilgim azalmıştı diyeyim. O heyecanım, eski heyecanımı kaybetmiştim diyeyim. Şimdi Bırak Galatasaray maçını, salı günkü Serik maçını bile iple çekiyorum. Aziz yani JK, hocam, bu arada 100 bit atmış. Antep fıstığını çıkarttık demiş. Teşekkür ederiz. Abi. Çerezlerden hangisindesin? Çerezlerden ben kuru mısır var ya çok severim. Sen ne kaju yiyordun ya? Millete burada gariban şeyi çekiyorsun. <laughs> Hasan'cığım insanların önünde kajun mu? Bir şaka geldi <laughs> Ya bu çetten kaju yiyebiliyor o kuru yemişleri ve adam. İyi de biz de bunu yiyebilmek için yani kajun kurrasıyız <laughs> Zor bir yayın. Sadece kaju ile ilgili şaka düşünüyorum ama ilerleteceğim konuyu. Maçtaki... Yani bahane Asancım Asancım bahane bulmak isteyen insan eninde sonunda bahaneyi buluyor yani senin gözünün üzerinde kajun mu var yani çıkar yani o yüzden bile sinirlenen çıkarsana takma kafana her şeyi. Tamam abi haklısın. Maça dönelim ben bulamıyorum evet. beni yendin kajuda Burak Yılmaz da seni yenmiştim ama kajuda yenildim. O arada yayının kajuncu dakikasında yenildiğini kabul etti. <laughs> 20 dakika içinde 20 dakika. kaybettim abi. Bu kajuncu çak artık bitsin diyorlar. evet benim şakam bitti kaju ile devam edebiliriz. Maçtaki atmosferi nasıl değerlendiriyorsun? ben çok heyecanlıydım yani. Cidden çok heyecanlıydım. bir de yani şöyle de bir tesadüf oldu. Buradakiler de tanıyordur. Biliyorsun bir diğer böyle Şenol Güneş aşığı da Mungo. Yani biz şansa hiç birbirimizden haberimiz olmadan aynı kategoride, aynı blokta yani biletle maça girdik yani. O da böyle ilginç bir aslantı oldu iki tane. Gittiği günden beri Şenol Güneş'i seven adamın böyle dek gelmesi de güzel oldu. Ee, seninki de aslında senden de bahsedelim. Yani haftalar öncesinden Ümraniye maçına geleceğim deyip o maçın Şenol Güneş olması. İki ay önce Yağmur'la konuştuk Ümraniye maçına gidelim diye. Acayip bir şans. Kaan e? Kanak golü atmasa yani bir 25 santim yana vursa böyle bir şey yaşamayacağız yani. Böyle bir şey yaşamayacaktı tabii. E bir de Park Ji-sung olayı da var biliyorsun. Park ji kışı aynı. O işte de var. 30'da 40'da bir ihtimalin gelmesi falan filan. Çok hikayeler çok ya. Acayip bir bir hafta yaşadık orada yani. Ama ben insanlar da en azından çünkü ben bu sene <laughs> Sivas ve Fenerbahçe maçına da gelmiştim. Sivas maça tabii daha coşkuluydu. Fenerbahçe derbi olması sebebiyle ama insanlarda bir umut yoktu yani. Sırf derbi diye gidiyordu stada. Yani o gün etrafımızda da işte zaten maç öncesi beraberdik. İnsanlar mutlu, umutlu stada gülerek gidiyorlar, eğlenerek gidiyorlar. Güzeldi. Yani Şenol Güneş'in tabi ilk sahaya çıkış anları, ona karan çiçeklerin atılması falan. Biliyorsun ben böyle şeylere çok duygulanıyorum. Çok duygulandım yani. Umarım hocam e, bence hak ettiği değeri Türk futbolunda görememiş birisi. Umarım bundan sonra görecektir. Beşiktaş tarafları da hakkını ona teslim edecektir diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi. Peki hangi ihtimal? Olumlu ihtimalleri hep düşünüyoruz. Olumlu işin olumlu gideceğini hep düşünüyoruz. Hı hı. Bu sezon kaçıncılığa kadar okeysin? Bu yani okeyden kastın yani, ya, zaten hayal kırıklığına da... uğramazsın diyeyim. Ya yani zaten öbür sezon her türlü şen olacak başlayacak da yani kaçıncılığa kadar beklediğini bulursun. 3 olursak beklediğimi bulmamış gibi hissederim yani. İlk iki de bence kesin oluruz. Bence i̇ki de, olmak... bence de bence de 2 oluruz en kötü. 2 oluruz, 3 nasıl oldu derim yani. Olmaması gerekiyordu derim. Ama ilk iki de olmalıyız yani. Ee, işte bu haftaki tabii ki... Yani Galatasaray maçı çok çok önemli. Önümüzdeki hafta Antalya ile oynuyoruz. Yani oradan bir şekilde çıkabiliriz. Ama Galatasaray maçı yanlış bilmiyorsam Fenerbahçe'de içeride Sivas ve sonra Trabzon deplasmanına gidiyor değil mi? Aynen öyle. Öyle olması lazım. Öyle olması lazım. Yani bu iki maçtan eğer biz... Tabii ki zor ama 6 puanla çıkabilirsek Fenerbahçe'nin de Trabzon deplasmanında ya da biliyorsun Rıza Hoca Kadıköy'ü sever. Yani sonuçta şampiyonluk maçında. Hani şimdi insanlar çok olmaz gözüyle bakıyor da Fenerbahçe'nin yense şampiyon olacağı maçta gidip orada puan aldı. Bence Fenerbahçe'nin iki tane zorlu maçı var. Bizim de kısmen zorlu maçlarımız var. Yani bir Sivas bir de Trabzon maçı. Bu iki maçın sonunda da şampiyonluk olarak daha net konuşabileceğini düşünüyorum. Eğer Fener bizim 2'de 2 Fenerbahçe'nin bir puan kaybıyla girilen bir ortamda ee, yavaştan şampiyonluk konuşulmaya başlanabilir bence. Çünkü bildiğim kadarıyla bizim bay geçtiğimiz haftada da Galatasaray-Fenerbahçe maçı var evet. zaten değil mi? Ama Giresun içerideymiş. Var. Onu yazıyorlar çete. Giresun Giresun, Giresun ve Sivas'la içeride oynuyor Fenerbahçe. İki Oradan... maç kalmadı mı? Dünya ne kadar? Fener'in 3 kaldı. Beşiktaş'ın 2 kaldı. Beşiktaş'ın 2, Fener'in 3 kaldı. Fener Galatasaray'la oynayacak. Giresun ve Sivas'la içeride oynayacak. Beşiktaş da Galatasaray'la dışarıda. Kimle içeride oynuyor? PS... Ha, Trabzon aradan sonraymış. Pardon. Trabzon'un yapması tamam. sonrası. Tamam, pardon. Yanlış o zaman şey oldu. Ya sıkıntı yok. Biz şampiyon oluruz. <laughs> Lafı uzatmayayım ben. <laughs> ya ben Tuhaf şekilde ben de inanıyorum biliyor musun? Tabii taraftarsın inanacaksın. inanmadım yani i̇nanmadın mı zaten niye oturuyorsun da maç izliyorsun? Yani, yani bizden bir bok olmaz ya diye maç izlemenin bir anlamı yok yani. Ama yani geçen hafta falan tuhaf bir şekilde inandım yani. Ya ben... Rasyonel de... olmayabilir. Yüzde gerçekçi olmayabilir. Ama yani olacak gibi bir his, böyle bir his içime geldi yani ama rasyonel olmayabilir yani dediğim gibi mantıksız da bulunabilir ama böyle bir his oldu yani içimde. Ya ben ilk işte yayına başladığımız zaman yani sen ilk <laughs> yayın açtığın zamanlarda da e, hep şey diyordum yani futbol hikayeleri sever işte. Bir pandemi süreci var. Beşiktaş'ın öz evladı kalkmış, yeniden gelmiş. Bu sene şampiyon olacağız diye hissediyordum. Bunu yayınlarda hep söylüyordum. Hatta sonradan puan hesaplarına falan girdik. Burada eskiden beri olanlar hatırlarlar. Ya ben yine biraz o, o, o moddayım yani. Futbol böyle duygusal hikayeleri de sever. İşte 3,5 senenin ardından geri dönmüş. Güçlü bir Galatasaray kadrosu. Hem hocası hem kadrosu çok güçlü bir Fenerbahçe'nin önünde. Ee, aradan yine Şenol Hoca'nın sıyrılıp şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Ee, futbolda böyle hikayeleri sever diyorum. Yani yine çok rasyonel konuşamıyorum şu anda. Çünkü bir önümüzü görmek lazım. Sonuçta Şenol Hoca gelir bir maç oldu. Yani ne olursa olsun tabii geçmişi referanstır. Ama hocanın da dediği gibi yani dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. O yüzden hocanın bu gelişinde bir ne vereceğimizi, ne oynadığımızı görmemiz lazım. Bunun için de Dünya Kupası arasına kadar bir beklemek gerekiyor ki ondan sonra puan hesabı da yaparız. Şampiyonluk yorumları da yaparız. Ama Şenol Hoca'nın olduğu yerde e, şampiyonluk konuşulur o hissi vermesi bile çok iyi. Yani hani şu dakikadan sonra Fener daha oturmuş bir takım tak diye gider şampiyon olur falan filan. Onlarda hiçbir sorun yok. Ama taraftara camiasına o hissi vermesi yani ya biz 4 puan gerideyiz. Bir maçlara eksik ve inanıyoruz. Ve Galatasaray maçından Beşiktaş mağlubiyetle ayrılsa da insanların olur. içinde inanç olacak. Olur. Yani 8'e çıkar fark atıyorum. İşte eksiği kazanır. 10'a çıkar yani biraz insanlar panik. zaten 8'e çıkarsa biraz panikleriz bir tık panik oluyor bizde öyle olunca 8 olunca puan farkı panik oluyor yani yine de insanların içine o maç izleme hevesi vermesi çok güzel bir şey yani zaten aynen öyle e, benim Şenol Hoca ile ilgili en çok hani ulan bu adam da böyleymiş o gittikten sonra hissettiğim duygu hani insanlara da tam anlatamadığım şey şu hani o gidince bazı şeyleri anladım yani hakikaten çok kıymetli bir his veriyormuş bize her hafta yani her hafta heyecanla maç izlemek gibi bir his veriyormuş ve o hissin şampiyonluktan falan kıymetli olduğunu anladım yani çünkü yıllardır Beşiktaş maçlarını izlerken çok mutsuz oluyorum yani Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemde bile mutsuz oluyordum. Yani çünkü o keyfi alamıyordum, o mutluluğu alamıyordum. Karakterli, şahsiyetli bir takım görmek çok başka bir his. Yani işte dediğim gibi orada biraz önceki aslında dediğime geliyor. <laughs> yani takımı biraz sahiplenmek. Şimdi Abdullah Hoca döneminde de, Valerian İsmail döneminde de Beşiktaş maçı olduğu için Evet yani Beşiktaş'ı sahipleniyorduk. Sağda oynayan futbol takımına böyle bir sahiplenme, bir kucaklama olayı olmuyordu. Ama mesela Şenol Güneş'in dönemlerinde işte Abu Bakar, Talişka yani sanki hepsi bizim abimiz, kardeşimiz, çocuğumuzmuş gibi yani sağda sanki tanıdık birileri oynuyormuş hissiyatı alıyorduk. Ee, Sergen Hoca ile de aynısı oldu işte. Sergen Hoca geldi camianın öz evladı. Sağının kenarında bir abimiz varmış gibi hissettik. Çocukluk kahramanımızın olduğunu hissettik. Sağda oynayan oyuncular da yine işte Abu Bakarlar, o Larin ne yapacak ulan e, şeyci dediğimiz adam, basketçi dediğimiz adam 3 atıyor, 5 atıyor bir şeyler. Güzel bir sinerji işte. Yozef geldi. Yine bir takımı sahiplenme olmuştu. Sonrasında Önder Karaveli ve Valerian İsmail'le biraz bundan uzaklaştık. Bak mesela o Sergen Şimdi... Yalçın sezonunda bile özür dilerim lafını kestim. Bir 6 ay falan mutlu izlemişizdir. Hani Son dönemi falan korkunç kötü mesela. Hani ligi bitirdiğin evet. yer son 8 maç falan yani kazandığın maçlarda bile bir arala gürele var hatay maçı dışında. Yani evet. 3-0 öne geçiyorsun 3-2 oluyor bilmem ne yani çok kötü bir dönem geçirdik yani. Aynen öyle. Yani senin dediğin gibi o mutluluğu o heyecanı yeniden kazanmış olduk. Ya bir de en ee... başarısız olduğu dönemde bile o heyecanı verdi. Hani en başarısız olduğu dönem işte ligde dördüncü oldu dönem. Ya yani yine yarışıyordu Beşiktaş. 32. haftaya kadar yensen şampiyon oluyordun 32. Yani... haftada yani. Beşiktaş iki sene arenada verdi şampiyonluğu. Verdiği Last etki, verdi. verdiği etki o kadar basit bir etkiymiş gibi gösteriyordu ki hani o dönem içimde şu oluyordu. Ulan bu topçular var, oynuyorlar işte. Hani bunun ne payı evet. var? Oys oluyordu. Ama yıllar geçince şunu anladım. Yani o hani tıpkı onun oradaki açıklaması gibi yani yıldız sistemi yıldızlar önemlidir ama güneş çıktı mı yıldızlar kaybolur. Yani o söz aslında birçok şey anlatıyor yani. Ve güneş sistemini boz. Yani ben mesela geçen önüme düştüğünde fark ettim. İkinci sezon, ikinci şampiyonluğun sonunda yıldızlar tabii ki önemli de kadrodaki güneş sistemini bozmamak lazım diye bence hocam çok güzel bir mesaj vermiş yani orada. Demek ki o zamanlardan çatırtalar başlamış. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet, Yani hissettiği bir şeyler varmış ki şampiyonluk kutlamasında çıkıp güneş sistemini bozmamak lazım. Ne bir açıklama yapmış yani. Fasquelles bu arada yüz bit atmış. Kore yapma binlerce kez selamlar demiş. Selam, selam, kral hoş geldin. Selam kardeşim. Ee, ya dediğim gibi işte birçok seveni vardı sen gibi. İlk günden son güne Mungo gibi. Ama bence Sevmeyenine de yokluğuyla çok ders verdi. Çünkü Beşiktaş'a olan e, aidiyetini, Beşiktaş'a olan saygısını, Beşiktaş'a olan emeğini, ondan sonra o göreve gelen insanları görünce çok daha iyi anladım. Yani o acayip bir şeymiş. Mesela bu maç sonu yap şeyi de, ya da maç öncesi yaptığı hareketler de. Yani yani herif taraftar inanılmaz seviyor bir kere. Yani kendini inanılmaz burada ait hissediyor ve hani her türbüne gidiyor mesela bir koşturuyor, bir el sallıyor, bir el kol bir şeyler yapıyor. Yani her tribüne yapıyor ve mesela adamın yaşaması 70 üstü yani hiç böyle şeyler yapmasa da sevilir. Hani stadın ortasına gelip şöyle bir elini kaldırsa da sevilir. Kaldırmasa da sevilir. Çok büyük destek vardı teşekkür ederiz dese basın toplantısında da sevilir ama o hareketleri bile arkadaşlar ben burada olduğunuz her saniye için teşekkür ederim diyor. Bunun karşılığını vermek için çalışıyorum mesajı veriyor mesela. Her saniyenizin karşılığını vermeye çalışıyorum. Yani bu hissi yaratmadığını o hani olmadığı dönem daha iyi anlıyorsun. Zaten kendisi de dedi ya eee Buraya gelirken korktum dedi. Hani bana gösterilen bu saygıyı sevgiden kaybeder miyim diye korktum dedi. Ee, o yüzden de dedi bu saygıyı sevgiyi kaybetmemek için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Ee, o da bence bunu bu, bunu söylemesi de çok çok önemliydi yani. Ya Beşiktaş'ın son iki antrenörü Valerian İsmail ve Önder Karaveli ya. Ve üzücü kısmı Beşiktaş bu iki isme de ikisine de Şenol Güneş'i getirmeyelim inadı yüzünden getirdi. Ya Başakşehir'de kadroya giremeyen adamı hoca yaptılar başımıza. Bevelli. <laughs> Boş bir şaka. <laughs> Çok şakasız döndü. Bunlar. Çok ciddi gitti hakikaten. Bir iki o tane atmam lazım. Özlem ya. Araya birkaç, birkaç şaka atmam lazım. Bakalım ya güzel olacak bence. Yarın da e, yarını konuşacak mıyız? Ayrı parantez açacak mıyız? Benim sana önce bir sorum var. Şaka mı? Evet. Evet. Bekliyorum. Nevzat Demir'in çıkışında Önder Karaveli'yi gören Valerian İsmail ne demiş? Ne demiş? Önden Karaveli. Sinomino 100 bit atmış. Hocalarıma bin selam demiş. Hoş geldin Sinomino. <laughs> Sen de iyi radyocu sesi var ha. Bu anda acayip ya. Arkadan gülme efekti. Üf, öyle bir öyle ya. bir radyo bana ayarlansa sabah millet yetişkin bezi satışlarında çarpı iki olur. Millet ba bezini bağlayıp böyle işe gider. Ben bir sabah radyosu istiyorum ya. Akşamları çalışmaktan çok yoruldum abi. Radyo FM sabah Evet arkadaşlar. Şi, bilmem kime bilmem kim ne denir falanca ha diye bir ses çok güzel olur ya. Bu arada E5'in çıkışında trafik yoğunluğu var. Araya onları katıyorlar ya böyle. Ya bana bir <laughs> tane olabilirim. sabah radyosu. vallahi akşam çalış. Akşamlarım yok abi ya. Mail geliyor mesela Netflix'ten. Bu akşam bence bu filmi izlemelisin. Çalışıyoruz baba. İzlemeyiz ki. Zordur ama akşam, akşam, akşam çalışmanın zor. zorluğunu insanlar anlayamıyor. Akşam yani ben insan ben 11 sene akşam çalıştım. Evet. Hadi yani akşam bile denemez. Gece bile çalıştık yani. Yani sabah 3'lere 4'lere kadar zordur. Yani bütün herkes gezip tozup eğlenirken, arkadaşlarım bir şeyler yaparken sen çalışmak zorundasındır. Umut Nayır H hey Talk Show'a çıktıktan sonra 4 maç 4 gol. 2 de asist var galiba. Ben de yarın bir gece dışarı çıkayım bakayım. Madem böyle iyi geliyor. <laughs> bir tane adam bana chatte küfür etmiş. Niye banlanmıyor? Artık böyle bir chat mi olduk? Yani böyle açıktan küfür var. Alsın ya. Sıkıntı yok şekli mi? Bütün modlar mı Yumraniye maçı izliyor? Yumraniye maçı kaç kaç bu arada? Yumraniye şov yapıyor. Dün konuşuyorduk. Bu Yumraniye hiçbir yerde mi kazanmayacak? Galiba hiçbir yerde kazanmayacak falan dedim ben. Yok kazanıyor mesela. Bu arada çok araya gireceğim. Eskiden kalma alışkanlıktır. Viyana'dan izleniyorsun. Kıvançlar, İlhanlar herkes sizi izliyormuş. Bizi izliyormuş. Onları Oradan da başka direkt. severim. Onlar da candır. Şey maçı <laughs> ne alemde? Asım Paşa da atmış 1-0. Ben bu hafta sosyallik kadrosu yapmadım bu arada onu açıklayayım. Uğraşamadım Beyler... ve geçen haftaki ya. kadrom devam ediyor galiba. Hasan'cım çok özür dilerim de. Bu da mı tesadüf ya? Yani... Beni sevenler daha önceden takip edenler bilir. Hakikaten gözlerim doldu. Yani benim çıkışımla bu bunun denk gelmesi beni hakikaten çok duygulandırdı. Bir Kasımpaşa'nın golüne bakabilir misin? Ayra Dinoviç mi ya? Sen çok seversin. Fode Bu da mı tesadüf beyler? Ne uğraştın şu adamı Beşiktaş'a aldırmak Efendim, için? Bak Fode Koita, Rodega, Adisiyahovic. Adisiyahovic. Yani bu üçünü Beşiktaş formasını giymeden dolu bırakmaları beni çok üzdü. Sen Adisiyahovic'de çok vardın ya. Çıkalışı'da de çok vardım. Çikaleşi'yi 3. forvet olarak Şampiyonlar Ligi'nde son 16 yaptığımız dönem istiyordun. E yani ne 3. forvet Mustafa Pek demek girdi de yenmedik mi Leipzig'i? Yani çıkar işi Mustafa Pek demekten kötü futbolcu mu? Büyük ihtimal. Yalnız beni tanımayıp hepsine çöp diyenler var. Kırılıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar forvet biraz uzman, dikkat. Uzman. Anadolu'daki kötü forvetlere karşı hassasiyetler var. <laughs> Ankara Terler gücünün güller. Ankara gücünün kadroya bir gecede Emre Kılıç, Taylan ve Tolga Ciğerci alıp Acayip bir seviyeye çekmesi çok enteresan değil mi ya? Bugün yeniliyor da. Aynen. Orada şey sanırım da Maçeda'nın falan golü yok değil mi? Yani o Hesse ile Maçeda'dan çok verim alamadılar. O Şimdi ikisi Hesse... Tırışka transfer ya. İsim diye aldılar onlar Onlardan bir şey olmaz. Hesse biraz o oynuyor adam... ama o da atamadı. Sivas'taki Diasaba hakikaten çok iyi futbolcu. Ya bugün. Evet, Diasaba'yı ee... sana benzetiyorum ben. Seni de canlı izledim. Eyvallah. Ben de benzetiyorum biliyor musun? Vücut olarak da benziyor Vücut bence. olarak Hafif da benziyor. Teknik de benziyor. Ese attı da Hese penaltıdan attı ya. Sürekli penaltı atıyor bildiğim kadarıyla. Ese atmış evet. Ee, bu arada sanırım bugün Mehmet Demirkol Sivas'ın kadrosu için yani üç büyüklerde her takımda oynayacak topçulardan kurulu çok iyi bir 11'i var falan demiş. Bilmiyorum katılıyor musun? Katılmıyorum. Ya mesela Caner Osman Paşa demiş. Caner Osman Paşa üst düzey bir stoper mi demiş? Öyle çok farklı topçu mu demiş? Öyle bir şey demiş galiba. Diye Sabaya demiş. Ya Tabare falan oynuyor hala yani. Katılmıyorum yani niye öyle bir düşüncede olduğunu anlamadım. Ben de Bence Sivas'ın kadrosu çok düşük bir kadro. Kesinlikle. Bence de Rıza Hoca'nın çok zaten. büyük bir başarısı yani o başka biri yapsa inanılmaz övülecek olaylardan biri o. Kesinlikle tabii canım. Dün, kim yazmış şunu? Faryoli yapsa şimdiye Ahmet Selye Bakır Mülentik bizim. Yapımını... Ahmet Bakır aynı. Nasıl buluyorsun Rıza hakikaten? Gerçekten? Rıza Hoca. Yani, yani ben yaş olarak az çok yani çok. Ee... Onun son dönemlerine yetişebildim yani. E, hakikaten de ben Beşiktaşlı olurken işte mahalledeki abilerimiz biz Beşiktaşlı yaparken işte e, Rıza Hoca'nın falan evinde posterleri asılı olan abilerimiz vardı. Çok erken geldiğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Erken geldi. Yani bu bir kredi kullanma olarak değerlendirilirse çok erken kullandı kredisini. Ama ben e, yani Ölmez de sağ kalırsa Şenol Güneş'i inşallah 10 sene sonra bıraktıktan sonra bir kez daha bir şans gelebileceğini düşünüyorum. 10 sene mi senin Şenol Güneş için düşündüğün çalışma süresi? Sonsuza kadar. Ne kadar isterse hocam. 10 sene sonra Şenol Hoca hafiften unutkanlık başlarsa ve bunu da fark edersen Hı hı. Ama mesela işte oyuncu değişikliği için birini yanına çağırıyor sonra yedek kulübesine oturuyor. Çocuk ayakta kalıyor. Niye beni çağırdı oluyor? Unutuyor çağırdığını. Ya hocam ederim, emekli ol artık der misin? Derim ya. Tabi burada makarasını yapıyoruz da. Ben Şenol Hoca'nın yani <laughs> iki buçuk hadi üç buçuk sezon yani. yani belki bir dört sene daha geçirip ondan sonra ee, yine bırakacağını düşünüyorum artık antrenörlüğünü de bırakacağını düşünüyorum ben spora dair başka bir iş yapabileceğine inanmıyorum Fatih Terim ve Şenol Güneş'in bence teknik teknik yaparlar ve bir çekerler yani evlerine giderler otururlar gibi geliyor bu arada yani erken bir erlik olursa bunu ciddi olarak isterim de düşünüyorum da ben Şenol Güneş'ten sonra sıranın artık bir kez daha bir Rıza Çalınbay'da olduğuna inanıyorum yani. Rıza bir kere daha gelmeli. Yaptıklarıyla da bence kanıtlıyor. Yani Sivas'ta yaptığı her sene Avrupa, Türkiye kupasını kazanması, her sene ligi ilk 5'te bitirmesi, Avrupa'da şimdi aldığı galibiyetler, başarılar. Ne yapacak abi adam 5'lişin başına gelmek için yani. Şenol Hoca'mdan sonra umarım kısa zamanda tabii ki olmaz bu. Üç buçuk sene, 3,5 sene. Ee, ne olursa olsun bir sonraki sırada Rıza Hoca'da olması gerektiğine inanıyorum. Peki Şenol Sonra yine... Hoca, Şenol Şenol Hoca COVID'e iyi gelirse ne denir? Ne denir? Parol Güneş. <laughs> Allah çarpsın bunu hiç beklemiyordum ya. <laughs> Şenol Hoca birine iyilik yaparsa ne denir? Ne denir? Varol Güneş. <laughs> Evet başka şaka yapmayacağım. Buraya tekrardan saplanmayacağım. Devam <laughs> ediyorum. Abi chatte rahat olanlar var şakalarımızdan. Şakalar çok iyi değil Be mi? Bekar birine önerilen şey o güneşe ne denir? Ne denir? Yar ol güneş. Aa! <laughs> Bence şakalar çok iyi. Beyler kimse kusura bakmasın. Rıza Çalınbay ile ilgili Beşiktaş taraftarının o Rıza Çalınbay'ın Antalya Spor'da çalıştığı dönemden dolayı kafasında bir Rıza Hoca Beşiktaş'a karşı çok fazla konuşuyor Beşiktaş'a demesinler diye ekstradan abartıyor şekli söylemlere ne kadar katılıyorsun? Bunu ilk zamanlarda da konuşmuştuk bence seninle. Beşiktaş'a karşı ekstra motivasyonun olması, Beşiktaş'a diğer kulüplere karşı böyle konuşmayıp Beşiktaş'a taşa e, karşı böyle konuşmasını ben anlayabiliyorum. Süleyman Sebabanın yetiştirdiği kültürdendir. Adlarına laf gelmesin, Beşiktaş'ın galibiyetlerine laf gelmesin diye bence Beşiktaş'a karşı ekstra bir bileniyorlar. Açıklamaları da daha sert oluyor. Bu da tamamen yine Beşiktaş'ı üzmemek için olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada bir yandan da şunu söyleyeyim. Rakip takımlarla ilgili konuşmalarına Beşiktaş taraftarı çok kulak kabartmadığı için de böyle düşünüyorlar. Hani Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından önce de çok sert konuşuyor. Doğrudur. Ya mesela Fenerbahçe maçından önce rotasyon yapacağız, Fener maçı daha önemli falan dedi yani. Bunu mesela Beşiktaş'tan önce maçından önce dese kıyamet kopar. Kıyamet kopar tabii. Yani Fenere Galatasaray'a karşı da çok ciddi konuşuyor. Bu üç takıma karşı olan maçları inanılmaz önemsiyor ve bu maçlarda yapılmış herhangi bir hakem hatasından sonra da bir bu kadar sinirleniyor. Yani Fener'e de olunca bu bir bu kadar sinirleniyor. Yani e, adama ben de sinirleniyordum da birazcık o işlere bakınca e, yo aslında böyle bir adam değilmiş oluyorsun yani. Bir de bence benim dediğim de yani Beşiktaş'a toz kondurtma olayı bir arkadaş da yazmış şimdi. O olay da var yani. Çünkü onlar o kültürün içinden büyüdüler yani. O, yani çocuk yaşta girdikleri kulüple o kültürde büyüdüler ve 34 35'li yaşlarda bu kültürle yetişip Süleyman Seba'nın kültüründen çıktılar bu kulüpten. Onun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Stefan Kuntz. Çok yani bugün mesela bir haber okudum önümüzdeki iki maçtan sonra yollar ayrılacak diye. Yani ben çok saçma buluyorum Stefan i̇şte Konst olayını. Ee, adam geldi. Adamın amacı neydi? Uluslar Ligi'nde gruptan çıkmak değil mi? Adamın geldiğinde ya şey önce o, o Şenol Güneş'in yarım bıraktığı şeyi bitirdi, grubu bitirdi. İşte. Şimdi oraya da döneceğim. Bitirebileceği e de en iyi yerde bitirdi bu arada. Yeni gelmiş bir adam bir ülkeye. Ne yapacak? Kriyof'a kaldı işte. Şenol Güneş'in de gönderilmesi bence saçmaydı. Çünkü bir takımın hala birinci gitme şansı var. ikinci gitme şansı var milli takımın. Niye gönderiyorsunuz? İddiasını kaybetmiş milli takım yok ki. Ne oldu? Kuns geldi. Zaten o da playoff'a taşıdı. Portekiz'e de çok şanssız bir şekilde elendik yani. E... Burak abi az penaltı kaçırır. O gün kaçıracağı tuttu. Öyle eğlendik yani. E sonrasında da adam Uluslar Ligi'nde 4'te 4 başladı. E garantiledikten sonra da puan kaybı kayıpları oldu. Saçma sapan şeyler oldu. Ama sonuçta hedefini tutturdu. Yani şu an e, eleştirilmesini gitsin demesini çok saçma buluyorum. Çok gereksiz yükleniliyor adama. Ben de çok anlamsız buluyorum. Acayip bir Sergen Yalçın lobisi var. Benim anladığım çok tizden böyle bir hafif hafif bir Fatih Terim lobisi var. Gariban adam ikisine yem oldu yani hiçbir suçu yok. Yani Uluslar Ligi'nde <laughs> ligden çıkıyor. Candaş Tolgaşık Sergen Yalçın'a diyor ki hocam düşmediğimiz lig kalmadı alfabe bitti. Ya bir, yani bari doğru söyleyin ya. Aynen. Yani bari doğru laf konuşun yani. Yani düşmediğimiz zarf kalmadı. Adam çıkmış mesela lig. Yani açık, korkunç açık. bir algıyla mücadele ediyor gariban adam. Hakikaten ben Kesinlikle. çok üzülüyorum. Ya bu içindeki sark... macerası da çok kısa kalacak gibi. Stefan Kuts. Bence de kısa kalacak. Ya şimdi diyorlar ki bu iki Alman maçtan sonra yol. Kaçırdı Stefan mıydı? Stefan Kurt şaka mı kaçırdın? An der kurze Zeit hat er gearbeitet in der Türkei. Dein Kunst. So, was denkst du? Über ah. ihn? Kunst? Ja. Der hat eh seine Ziele erreicht. Das Wichtigste war, die Gruppe erfolgreich abschließen und absteigen. Der hat das eh geschafft. Jawohl, kurz. Kurs, <laughs> ne, ja, Kunst haben wir sind de kurz da drin. Und Sebastian Kurz, da bizi izliyorsa, selam <laughs> aus dem Hallo, kurz. <laughs> Mit oder ohne Zwiebel? Ben de sana bir isim sormak istiyorum. O isim hakkındaki e, yorumlarını merak ediyorum. Bana hakikaten sorsana ya. Keref Çiçek. Ne adam ya. Saçları çok kötü boyatmış ama. Boyatmış saçları, saçları saçları çok siyah yapmış. Hani ayakkabı siyah yapmış. Çok Hı -hı. çiğ duruyor. Onun dışı şahane adam. Ama o Kel Showman'in yerine görmek onu iyi gelmedi mi be kenarda? <laughs> Kel Showman'i keşke yollamasaydık ya. <laughs> o süper bir adamdı ya. Süper bir adam en... değil o? O Valer Engelli... Espel şeyin en iyi adamıydı bence ekibin. Engellemiş o giderken birilerini falan. Kötü yorum yapanların hepsine basmış engeli herhalde. Ya onda hafif kafa kırıktı ya. Adam Murray. Ben bu arada Valerian İsmail'in ekibinden birkaç adamı tutardım ya. O şey falan performans analisti falan vardı bir tane değişik bir adamdı. Ben onu falan tutabilirdim. Gerçi hocam 3 adamla çözer orayı. Bayram Bektaş, Eren Şafak, işte bir de biri. <laughs> ya Bayram Bektaş'ın Fransızca biliyor diye getirilmiş olma algısı, böyle bir algı yaratılması çok kötü değil mi ya? Bir insan dil biliyor diye antrenör yapılır mı ya? Bayram Abi Bektaş adam tek dil biliyor. O, za o da zaten onu göreve getirdi hocanın dili. Milli takımda da beraber çalışmışlardı. Abi çalışma hak kolay bir adam değil. Hani sev hani sevmeyen biri için, tanınmayan biri için çok zor bir adam. Mesela Ceyhun Kazancı hani ilk gün şoka uğradı. Belki tanıdıkça o da sevecektir. Ama mesela ilk gün ne uğradığını şaşırdı adam. Yani Bayram Bektaş da öyle, Şeref Çiçek de öyle. Yani bunlar tanıyorlar ya bu adamı. Yani Peki, o evlilik, açıdan ev... çalışmaları daha kolaydır. Evlilik teklif eden Bayram'a ne denir? Ne denir? Bayram Tektaş. Tek. Heribare <laughs> çok biraz ciddi konuşunca beyler şey oluyorum ya. Şenol Hoca'nın Şenol Hoca'nın uykusunu getiren yardımcısı kimdir? Kimdir? Ayran Bektaş. <laughs> Sanırım Bayram Bektaş'ta yenildim. Aklıma gelmedi şaka. <laughs> Şenol Hoca'nın ş Şenol Hoca'nın fanı olan yardımcısı kimdir? Kimdir? Bektaş. Bayram Bektaş. Bayram Bektaş'ı ben kazandım. Sesin gitti abi. Şakayı da duyamıyorum. Kafayı yedim. Aa, tamam geldi. Geliyor mu? geldi geldi. Sen çorbacıdan çıkmayan yardımcısı kimdir? Beyran Bektaş. <laughs> ne güzel kapattım ha. harbi güzel yine, kapattım yine iyi bitirdik aynen öyle bu da iyiydi ay Galatasaray Galatasaray evet, maçına son saat konuşacağımız için önümüzdeki hı. bir saat boyunca seninle konuşmak istediğim konu şu hadi bakalım Anadolu'da gözüne kestirdiğin yeni dandik forvetler var mı varsa kimler <laughs> Valla bu sene çok izleme fırsatım olmadı. Ama yani Hacı Wright var tabi Hacı Wright'ı. Ama Hacı Wright çok iyi be abi. Senin o çikaleşi gibi falan gurme seçim değil. Hacı Wright bayağı torbet. Biz Hacı Wright'ı dediğimizde çöplükten çıkarttık yani Hacı Wright'ı. Millet gülüyordu bana ne Hacı Wright'ı diye. Ama şimdi Hacı Wright bir golcüdür be abi. Joshua King var. Aaa Joshua King. Joshua King geldiğinde de Fener'ler çok hahu yaptı ama bak şimdi acayip seviliyor, tutuluyor. Joshua King en son ne zaman oynadı bu arada? İki ayı falan oldu galiba ya. <laughs> e niye seviliyor hacı şu an? <laughs> Oynamıyor işte gol kaçırmıyor. Fener'de son iki ayda hiç gol kaçırmadı Joshua King. Ya <laughs> da Yatabari'yi severim. Valla ben bu sene daha hiç takip edemedim ya. Yani bir abi Anadolu takım diye çok bir şey kalmadı. Ki. 8 tane İstanbul takımı var. Çok bir opsiyon da kalmadı yani Anadolu'da. Şimdi bu sene Pendik'le Eyüp de çıkarsa. Oha Pendik mi çıkıyor? Ha Pendik de iyi gidiyor bildiğim kadarıyla. Eyüp Spor'la Pendik çıkıyor. Pendik. En az iki İstanbul takımı düşer ama. İstanbul'la Ümraniye'yi ben kesin yazıyorum. Olabilir doğru söylüyorsun. Gerçi Ümraniye bugünkü gazla bir devam etmez mi? Edebilir. Abi etmesin ya. Tüm İstanbul, tümlük İstanbul takımı mı olacak? Olsun. Bak tümlük İstanbul takımı olursa hakikaten Fenerbahçe'nin yıldızlarını veririm. Zaten İstanbul ligine dönüyor ilk. Federasyon başkanı olsan Fener'e kaç yıldız verirsin? Ya o konu çok sıkıntılı ya. Yani iki tarafa da hak veriyorum ben. İki iki iki, iki kesime de hak veriyorum yani. Ben Fener'e sıfır yıldız veririm. Neden? Çünkü Fenerbahçe'mizin amblemi en büyük yıldızdır. Burada Fenerlere yüklendim diye mi şimdi şey yapıyorsun? arayı bulurum. Bu arada beyler, ben Fenerbahçe hani Şaka yapıyoruz da tabii Beşiktaşlı olduğumuz için. Tabii beyler, bizim Fenerbahçe arkadaşlarımız da var yani. Alınmayın. Tabii tabii. <laughs> Şu an izliyorlar işte yani. Bu arada senin Fenerbahçeli arkadaşın Kıvanç abi. Kıvanç abi iyi insan. Evet. İyi de bir Fenerbahçeli. Objektif bakışlı bir Fenerbahçe ama Galatasaraylı arkadaşın Göker abi için aynı sözleri söyleyemeyeceğim. Aslında her transferi dünyanın en iyi futbolcusu onun için. O kafa bir adam da hakikaten ya. Aynen. Mesela bak sen gerçek anlamda optimist bir Beşiktaşçısın. Genelde hep olumlu tarafından bakmayı seversin. Sen mesela o kafa bir adam değilsin. Hani senin Yok. çok eleştirdiğin karalar bağladığın günler de olmuştur yani. Biz kesin ya, kesin. Ben ben hakikaten genel anlamda kendime dışarıdan baktım, kendime objektif baktığımda objektif bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu konusunda. Objektif devam sana. Ama Göker abi levelde demem. Kerim level ben başka canım. Ama şimdi Fenerbahçeliler de şimdi derdemez işte Kıvanç'tan söz açıldığı için eee Kıvanç o modda. Ben Fenerbahçelilerin tabii ki sahiplenmesi güzel bir şey ama bu Jorge Jesus şeyine çok fazla kapıldıklarını düşünmüyor musun sen birden? Sen Fenerbahçelilerin son 8 senede neye çok fazla kapılmadıklarını gördün? Doğru söylüyorsun. Kaldı ki bu sefer gerçekten kapılabilecek bir adam var belki de yani. Yani ilk kez belki de kapılmayı hak eden bir adam var ki kapılınmayı <laughs> hak etmeyecek herkese kapıldı Fenerbahçe taraftar. Yani Jesus ben geldiği gün dedim zaten. Yani o 3 maç falan üst üste kazanırsa Fenerliler büyük ihtimal heykel tartışır dedim. Kaldı ki 3 maçı bırak lider çıktı şeyden. Ligde lider. Aynen. Yani acayip gidiyor Fener yani. Fenerbahçe iyi gidiyor. Ben beğeniyorum da Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe maçını izlemek mesela bana keyif veriyor. Yani işte biraz önce konuşuyor. Mesela Avrupa'dan bir maçı izlersin. Bir şeyler içinizde. Fenerbahçe'de de o var yani. Mesela yani ne olacak diye izleyesim geliyor. Merak ediyorum yani Fenerbahçe'nin maçını. Bir de hoca e, tabii şimdi 3 aşağı 5 yukarı oturttu ama yine bambaşka. Üçlü de çıkabiliyor. Dörtlü de çıkabiliyor. Bambaşka oynuyor. Ya Bu maçta acaba ne oynayacak? Bu maçta acaba neyle karşılaşacağız? Güzel geliyor. Bir de çok gol atıyor. Çok gol yiyor. Fenerbahçe'nin maçları gayet keyifli geçiyor yani. Ya Mesela 5-4 biten maçı var abi. Aynen. Çok tuhaf bir ha? maçtı. Yani savunma da Mes iki tarafta kötüydü de hani... Hiç savunma kötü olmasa da 3-2 biterdi maç yani. Bir orada top bir orada top. Çok acayip bir maç oldu. Fener'in maçları öyle oluyor. Fener'le ilgili bu sene benim gördüğüm... Diğer şampiyon olamadığı ama yine böyle gazlandığı senelerle olan farkı şu... E, bu sene... Çok fazla sağın içinde ve rasyonel bir hocaları var. Hani Aynen öyle. geçtiğimiz 7 sene çok fazla şey vardı. Fenerbahçe büyüklüğü. Hani çıkıyor evet. adam mesela %70 rakip topla oynamış. E biz feneriz yeneriz aga. Fenerliler hocam sapladı, soktu. Bu adam öyle bir adam değil. Bu adam rasyonel bir adam. Evet. Kazanıyor dersler çıkarıyor, notlar alıyor, önünü görüyor. Yani Fenerbahçe büyüklüğü başkadır. Bizim taraftarımız Ulvi'dir. Bak dedi topçumu sıklamayın Yine Giderim. Aynen öyle. Ben bu kadar yani. Yani net bir adam var karşılarında. Beni Fenerbahçe'ye ile tek korkutan şey geçtiğimiz 7 senede de aynı şekilde gazdalardı. Ama geçtiğimiz 7 sene hocaları hiçbir zaman bu kadar rasyonel ve işini bilen bir adam değildi. Beni korkutan şey o. Çünkü ben her zaman şunu düşünüyorum ki bir takımında da mesela bir filmde de bugün podcast'ta da konuştuk bunu. Yani bir takımında bir filminde en önemli şey yönetmen, teknik direktör. Yani teknik direktörün kadarsın. Evet. Yani özellikle bireysel yetenekli futbolcuların bu kadar azaldığı bir dönemde futbolda futbolcuların makinelaştığı bir dönemde Bireysel yetenek avuzunun bu kadar daraldığı bir dönemde teknik direktörün neyse olsun ve başlarında bu kadar iyi bir hoca olması beni korkutuyor. Yani evet. Haklısın. Ee, mesela ben Fenerbahçe maçını açtığımda yani mesela Emre Mor ne yapacak diye çok merak ediyorum yani. Çünkü evet. Çok acayip fark, oynuyor. Fa farklı bir adam. O kadar doğru ona verdiği süre, ona verdiği rol, her şey o kadar doğru ki Emre Mor'la alakalı. Ee, hakikaten yani merakla izliyorum. Zaten Arda var. İrfancan ee, İrfan Can sev sevme, iyi futbolcu. Ee, Batu işte sen benim Batu hakkındaki görüşlerimi ilk günden beri biliyorsun yani. Batu Şua'yı Beşiktaş'ta bir sezon kötü geçirdi. E, kötü geçirdiği sezonda 14 gol atmış. 30'a yakın topu da direkten dönmüş yani bu kötü geçirdiği sezondu. Ee, çok kritik maçlarda kaçırdığı penaltılar ve goller yüzünden Beşiktaş taraftarı bu kadar alay konusu yaptı. Hatta Fenerbahçe'ye geldiği gün de e, tweet tweet'te atmıştım yani. Bir ton gol atar. Fenerbahçe'ye çok fazla faydalı olur diye. Eş bir futbolcu. E, Valencia çok üst düzey başladı. E, savunmayı hala sıkıntılar var ama orada da büyük takım mantalitesi. Yani yediğinden bir fazla attığın sürece Sıkıntı yok. Mesela e, Skippe de öyle Galatasaray'a geldiğinde hep o eleştirildiğinde e, onu söylemişti yani. Büyük takımız göze hoş gelen futbol oynamak istiyoruz. Yediğimizden bir fazla attığımız sürece e, bir sıkıntı yok demişti. Ha sonra Skippe bıraktı ama e, olsun. Skippe'nin eşi Türktü ya hiç unutmuyorum. Kurbetçi bir kadındı. Bir gün maçtan önce bu Lig TV'nin maç hikayesi programlarından falan görmüştüm. İşte kadın diyor baba nerede diyor. Çocukları da böyle sahi gösteriyordu böyle. Hiç unutmuyorum onu. Değil mi? Eskiden çok güzel öyle programlar evet vardı. Evet ya, ya. Böyle değişik League bir TV. pop şarkısı olurdu arkada. Önden topçular falan böyle bir şeyler yapardı. Yedek kulübesinde muhabbet ederlerdi. Türbünlerden estanteneler bilmem ne. Önceden daha fazla tabi şey Sports'a geçtikten sonra kalktı onlar. Ya Sports kötü geliyor bana ya. Şey açıdan kötü geliyor ama renkleri işte stüdyoları ya böyle bir canlı gelmiyor anladın mı? Çok böyle donuk Çok geliyor. Bir de Yapay resmi geliyor. Bir gibi. Evet resmi abi bir kurulmuş resmi kurum gibi, kurulmuş gibi, gibi ya. geliyor ya. Hani o Lig TV dönemi yok. Asıl şey dönemleri neydi be? Teleon. Teleon mu? <laughs> Dedoşkom bizde yok ki Teleon. Sen Teleon'u bilmiyor musun? Yok be. Dedem Gofret <laughs> ve ben. Dedemle yeni proje. Maç, Baş, maçları önceden Sinebeş'teydi. 5'te Cinebeş'te olduğu zamanlar hatırlıyor musun? Yok abi yani Sinebeş. Burdur'da Sine 5 bir tek Burdur'da Türkiye'de şifresizdi. Bedavaydı Burdur'da iyi. Evet. Babam her hafta sonu Beşiktaş maçlarını Burdur'a götürüyordum. <laughs> Kahveye gitmek o zaman aklıma gelmiyor. <laughs> Burdur'a maç izlemeye giderdik. Beşiktaş maçları. <laughs> Sine 5, Tele 10, Tabii, ondan sonra da işte zaten Lig TV başladı. Şu an kafanın içinden sadece burdur şakası düşündüğünü biliyorum. Ben de burdur şakası düşünüyorum çünkü. <gülüyor> <gülüyor> burdur. Ya benim aklımda var da şimdi izlenen sayısı artınca tabii eskisi gibi rahat da yapamıyoruz şakaları. Yapmamanı öneririm yap, o zaman. Yap. Tamam. Yapmam yapmam. Bir de zaten bizim işte anne baba biliyorsun Onlar Burdurlu zaten yapmam yani. Burdur'un renkleri de pembe mavidir bu arada. Burdur Spor da var galiba. Senin öyle de bir sporun, şeyin var. Burdur Spor'un maçına gittim ben. O zaman sanırım üçüncü lütfteydi. Bir babamla gittik. Isparta maçına gitmiştik. Burdur Isparta derbidir zaten. Göller yöresi derbisidir. Ee, güzel türbün yani. Göller Hem de yöresi Mavi, derbisi. Hali. Pembe mavi hadi gali, at cingeyon at gali, pembe mavi hadi gali şeklinde de bir marşı vardır. Burdur'un plakası nedir? 15. Oo güzel. Mesela Burdur Isparta maçından önce statta tabut gezdirmişlerdi Isparta bayrağına sarıp. O, o, denli bir derbi yani. yani göller yönesi derbisi deyip geçme. O zamanlar öyleydi de şimdi Burdur Spor var mı ne durumda hiçbir fikrim yok yani. Burdur Spor'la ilgili bir bilgisi olanlar bize ulaşırsa çok seviniriz. Ee... Çok güzel şaka geldi İsmail Gündüz'den. 4-4 biçen <laughs> Burdur Isparta maçına ne denir? Goller yöresi. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Abi Şenol Hoca geldikten sonra eski futbolcuların bu denli Şenol Hoca'yı seven koruyan destekleyen paylaşımlar yapmasak ne düşünüyorsun çalıştığı topçuların ya Ne diyeyim ya ben işte yani bunları gördükçe sadece mutlu oluyorum o Şenol Güneş'e onun şunun bunun ekmeğini yeden, ye, yedi şöyle yaptı böyle yaptı tayfa diyenler açıp baksınlar yani sadece ekmek yiyen bir hocaya bu kadar e, futbolcular ilgi alaka göstermez ya Babel bile babamız döndü yazdı ya yani Babeli Babel'den ister misin <laughs> Ocak'ta bir Babel Tamam Ocak'ta bir Babeli istememen normal çok fazla yanar çünkü bir tarafı <laughs> Ocak'ta ya Babel. Anladım. <laughs> en kötü şakay. Günün en kötü şakası seçtim bu şakayı. Ama beni Şu böyle insanların önüne atmaman <laughs> evet. lazım ya. Ee, o kadar da abilik payımız olsun. Beni kucakta Babel yaptın ya. İnsanların önüne attın beni. Peki bir şey soracağım sana. Gutin'in açıklamasına ne diyorsun? Ulan hadi hepsiyle bir başarı kazandı. Hepsini işte Gomez'i milli takıma yükseltti, Koarajmayı bilmem ne yaptı. O öyle bu böyle. Gutin'e alaka ya. Gutin açıkta kalmış demek ki gece. <laughs> Bunu ben en iyi şaka ilan ediyorum. Teşekkür ederim. Beklemiyordun değil mi hiç şaka gelmesini? Hiç beklemiyordum ya. <laughs> Guti, Guti yani Beşiktaş'ın hocalık kariyerinde Guti'yi şöyle hatırlayacağım. Kagavan'ın Antalya'da attığı golle hatırlayacağım Guti'yi. Biz niye hatırlayamıyoruz o goldeki Guti'yi? Açıp izleyemiyoruz değil mi? Yasak. Yok abi. Bir kere o işi yaptık. Aç kapıyı Kapanmış gardiyan demir parmaklıklar ardında olduk. Şenol Abi sen böyle bir... canlandırabilirsin bize. Senden zaten bir gol sevinci beklentisi de var. Onu yani yapacağım ya. Şenol Güneş gol sevinci yapacağım. Çok çok istek var. Ya Guti böyle bir sevinmeye çalışıyor Şenol Hoca'nın arana. Şenol Hoca şöyle eliyle Guti'yi ittirip teref çekti orada hala bir şeyler konuşuyor falan. <laughs> son arkada gülerek böyle tek başına alkışlıyor. Yani şu adam bile sen o güne hoş geldin mesajı attı yani öyle düşün. Ben Guti'deki Beşiktaş sevgisine çok hayret ediyorum biliyor musun? Yani... Çok da bir Beşiktaş sevgisi yok şimdi. Guti'nden uydurma. <laughs> Aynı bir daha yaparsın. Daha çok reaksiyon alırsın. Kötü şaka en az iki üç kere yapılır. Öyle reaksiyon olur. <laughs> 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 Senden zilik de... İmmanen Amen şarkısında da bir beklenti var. Olur. Onu da onu da söyleriz tabii ki. Başka söylersin onu da ya. Onu başka söylerim ya. O şarkı. O şarkıyla da bizim şu içerideki yaptığımız yayında şey yapmıştık değil mi? Orada söylemiştik ilk o şarkıyı. Ya yani bu arada bizim evden yaptığımız yayınlar yan odadandı. Hala aynı evdeyim. Şu an kendi odamdayım yani. Ama o işte Muvvich gel attı bey dansını falan yaptığımız yayınlar o hep yan odadandı. Orada telefondan yayın açıyorduk mesela. Telefondan ya da tabletten yayın açıyorduk aynı. Ne iyiydi ya. Yani? Televizyondan yorum okuyorduk ya, soru okuyorduk. Televizyondan Twitch'i açıyorduk, düşün yani. Sende fıkra işi vardı. Bıraktık artık Yüz da... kızartan fıkra 100 mı? Yüz evet. Sen 31'i bıraktıktan sonra o şekil fıkraları da bıraktın. Bıraktım ya, keskin bir dönüş yaptım. 31 bitti sende, 32 başladı, fıkralar da bitti. Evet. Aynen öyle. 31'in bitmesinin tabi e, hem ruhsal hem fiziksel bazı değişimleri oldu bende. 32 zor değil mi abi? 31ken iyi her şey. 31'e kadar kendini genç hissediyorsun. 31'den sonra insan bir yorgun hissediyor kendini 31'den sonra. <laughs> Hafif bir pişmanlık geliyor. <laughs> Geçmiş hayatına dair. <laughs> Bana ne tavsiye Abi edersin? Ben daha 31'e gelmedim. Evet. Ya pişman olduğundan hemen bir daha başlayacaksın 31'e. Yani o günü 31'in ilk günüymüş gibi kabul edip hemen bir daha o zaman geçiyor pişmanlık. Buradan herkese tavsiyemdir. Ben 31'e başladığımda seni düşüneceğim. Yani senin 31 yaşını nasıl geçirdiğini düşüneceğim. Umarım senle kısıtlık kalır bu gelenek. Yani <laughs> hay bence bütün chat 31'e başladığı gün seni düşünür. Bugünden sonra sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Eksik olmayın beyler. <laughs> Yani abi 31'e başladım diye DM atarsanız yardımcı olurum. <laughs> Başım bana. <laughs> Ay. Bu arada hala çıtırsın mı abi. Sen ben tanıdığımda da böyle Maşallah yaşlı be. duruyordun. Kendini böyle yaşlı satmayı seviyorsun. Ulan 30 olduk 31 olduk da 32 gayet çıtır yaştır yani. Çıtır da biraz kaz ayakları çıkmıyor. Olur be abi. Sergen Yalçın yaptırırsın kendini. Bugün annem dedi ki televizyonda da bir adam gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bugün anneme gittim yemin ederim. Diyor ki televizyonda bir adam gördüm oğlum diyor. Sergen'e benziyordu ama diyor Sergen değildi. Kafayı <laughs> yedim. Göz kapaklarını aldırmış değil mi hocam? Göz kapaklarını kaldırmış. Göz altı torbalarını aldırmış ünlü estetik cerrahlarına göre burnunu da yaptırmış onu reddediyor yanaklarda botoks var diyorlar onu da reddediyor ama yani uzman görüntüler var diyor diğerlerini kabul ediyor mu? diğerlerini ediyor göz kapak ve gözaltı torbalarını kabul ediyor kulakları bile arkaya yapıştırmış be abi eskiden daha kepçeydi neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu acaba? Bence karizmaydı ya. Bence de karizmaydı ya. Ben gördüğüm inanamadım yani. Ben ilk gördüğüm herhalde makyajı falan fazla kaçırmışlar sandım hani yayında anlatabiliyor muyum? Yani bir değişiklik olduğunu sonra Twitter'a girince böyle eski, çözdüm işi. Eski hali çok daha karizmaydı bence ya. Ben de Botox düşünüyorum bu arada biliyor musun? yok be abi ya çok kötü yapıyor işte yani o şeyini kaybettiriyor adama suratının o kimliğini kaybettiriyor yani metaverse Anladım. karakteri Anladım. gibi olmuştu sergen yalçın ya bilgisayarda yapılmış gibiydi peste falan editler vardı ya pes türkiye ligi edit sergen yalçın öyle bir şeye benzemişti yani hani harbiden annem yemin ederim bugün dedi ki ya televizyonda bir adam gördüm sergene benziyordu ama değildi galiba dedi çok değişmiş ya. Yani. Değişiktir yani. Hoş durmamış. Hasını kaybediyor insan o tarz çok estetik yaptı. Ben karşıyım yani estetiğe. Ben kendimi insan nasıl mutlu hissedecekse. Ya kendi adıma tabii. Yoksa insanlara hayır estetik yap zaten... yaptıramazsınız lan falan diyecek bir şeyim yok ya. Yani. Zaten senin de maşallahın var yani <laughs> estetikleş bir şeyin yok yani. ihtiyacın yok. Başkasına abi. Kaşın gözün her şeyin yerinde. Ben bir başardım. jawline yaptıracağım. Çok kilo veriyorum şimdi diyetisyene gidiyorum. Şuralar falan sarkar çok kilo verirsem. Hı Böyle şuralardan bir şey yaptıracağım ama o da yani sarkıntıları aldırmak için yani. Alıyorlar mı o sarkıntıları? Alıyorlar ya Ali biçim aldırmıştı. Ben de aldıracağım. Ondan çok güzel nargile marpucu alır ha böyle. Atma da onları kullanalım. <laughs> Ya benim gıdımdan nargile marpucu olsa içer misin hakikaten o nargile? Sence marpuş lazım ver bir gıdık. <laughs> evet abi gelelim ee, esas toplanma konumuza senin... Evi yanan arkadaşıma o Cem bir hayırdır ya biraz <laughs> yanmışsın dediğim o rezil akşama ne düşünüyorsun sence o şaka çok mu gerekliydi evi yanmış bir insana tutamadım <laughs> kendimi ya şey de iyi hani orada bırakmadım bir de yani nargileyi getirdi ya çocuk nargile yanık geldi <gülüyor> 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 Oo, Orada biraz abarttım yani. İkinci şaka fazla kaçtı. İlkinde bırakacaktım. Ya bence ilki de çok ofansifti. Ama sen ilkini Aa. yedirdin. İyi yedirdin. Yani herkesi güldürdün. Ama nargile yanık geldiğe sadece ikimiz güldük. <laughs> Aynen. Bir boşluk oluştu <laughs> mekanda. Vay ha. be. Cem o da selamlar. Ne adamdı be abi. Selam olsun. Tabii ya. Bir sürü adamlar geldi geçti. Cem'in bir şey anısı var. Biliyorsun değil mi onu? sıkıntı olur mu diye düşüneyim ana evi. Olur. Geçelim. Geçelim. Arif doku... abiyi soran var bak. Arif abi. Arif abi ne yapıyor hakikaten ya? Arif abi bugün bana yazdı akşam sana geleyim mi diye. Abi dedim Hasan'la yayın var dedim. O zaman dedi hiç rahatsız etmeyeyim dedi. Arif abi heyecanlı yarın için dört gözle. Yarın sabahtan gelir buraya dokuz buçuk gibi bizim kapıya dikelir. Beşiktaş'ın maçı yarın değil mi ya? Cumartesi Aynen. derbi rezilliktir be abi. Pazardır değil mi? Derbi pazardır ya. Derbi pazardır da bu bu hafta Cumartesi. Bu Kötü cumartesi olmuş bence. Oldu. Cumartesi derbi işini sevmem ya. İkisi de Avrupa'da yok. Pazar oynasalar. Neden öyle olmuş olabilir? Fenerbahçe Çünkü diğerleri, diğerleri yani, Avrupa'da diğerleri oynuyor yani. Avrupa'da oynamadıkları için zaten öyle ya. Düşündüm de doğru. Olsun ya iyidir. Yarın cumartesi gecemiz şenlenir. Pazarımız keyifli geçer. Aldığımız nefes değişir. Yarın akşam itibariyle. Ben çok umut var değilim ya. Hafiften böyle bir de smooth maça geçiş yapalım. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Ev sahiplerinin derbilerde çok avantajlı olduğunu düşünüyorum ben. Saygı duyarım. Ama çok katılmıyorum yani. Yarın özelinde buna çok katılmıyorum yani. Ben yarın Beni çok bozmaz bu arada. Beni de bozmaz. Ya ben bu ee... sezona dair hiçbir beklentim yok. Ben yarın güzel bir Beşiktaş galibiyeti olacak diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Galatasaray'ın da hoca gelmeyi kabul ederse bu sezonu da Fatih Terim'le bitirebilir. Biz yarın eğer yenersek diye düşünüyorum. Beşiktaş yenerse bence Galatasaray'da hoca değişimi var bu arada. Ama ben de yabancıya gidecekler diyorum. Çünkü Okan Buruk seçimi zaten Fatih Terim seçimi gibi bir seçim yoldan çıkmayı oluyorsun bir de o kamburuk üstüne Fatih Terim getirirsen. Asla yabancıya mı gider diyorsun? Yani zihniyet o kamburuk getirme zihniyetiyle Fatih Terim getirme zihniyeti aynı. O zaman Eğer... de yabancıya gitmesin. <laughs> Bence yabancıya gider. Bence hatta Jesus şekli bir yabancıya gidecekler. Aa, bir daha bulamazsın ama Jesus. Ya Jesus seviye bulamayabilirsin. Mesus bulursun sen de. O bir alt seviye bulursun. O tarz bir adama gidecekler bence. Lucescu gibi. Ee, i̇şte bu Lucescu. River Plate'den ayrılan adam ya da Gallardo. O, Gallardo ya da İtalya milli takımında bir kakkuk durumu var Mancini. Hani o level Tuhul bir var. adam Tuhul. ayarlamaya çalışırlar gibi geliyor bana. Tuhul var. Galatasaraylı daha önce de görüşmüştü Tuhul. Eğer öyle bir şey olursa belki Tuchel gelebilir ha. Tuchel de bir yerlere gitmiş Hindistan'a Hindistan'a bir ayin mayin bir şeyler öyle bir rahatlama. Öyle bir haber okumuştum geçen. Arkadaşlar okunuşuyla Tuhul dedi diye dalga geçiyorsunuz da bu adam Ana dili gibi Almanca biliyor. Tuhir ise Tuhil'dir bu arada. <laughs> Tuhil diye okunuyor ya. Tuhil. Yani beni de şu an şüpheye düşürdünüz. Tuhil. Ben hakikaten niye Galatasaray'a gelsin ki? Bak Sinamek demiş de. Ne alaka yani? Niye Galatasaray'ı seçsin ki? Bence çok... Gitmezler bile. Enerji harcama olur. Kim niye Galatasaray'a gelsin? Tuhil. 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 bir geldin Galatasaray abi? Yani daha önce görüşmüşlerdi aklım öyle geldi yani. Daha önce Ama daha önce dediğim geldi. benim hatırladığım Ünal Aysal Mainz'dan ayrılırken Dortmund'a giderken görüşmüştü. Yani tamam, o günkü şey. Tuhil'la bugünkü Tuhil'ı bir mi abi? <laughs> yarım. Dünün tufiliyle bugünkü çamaşır kurur mu? <laughs> Kurumaz. Kurumaz işte. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Çok <laughs> <Pardon böyle. gülüyor> Saçma sapan bir adamsın yaptığın işe bak ya. Beni mahvettin ya. <laughs> Pardon beyler. <laughs> oh. Psikolog Ahmet demiş ki sakalınla oynama artık sakalınla ne olur. Ben Doğru ne diyorum psikolog Ahmet'e biliyor musun? Terzi kendi söküğünü dikemez. Delirmiş lavuk. Milletin sakalıyla saçıyla uğraşıyor. Sana ne lan izle yayınını git. Ya doğru söylüyor ya çok oynuyorum ya. Ya yok be abi ya? En bak şöyle bakınca Fasko 100 bit atmış de... bak aynen. Sakalınla çok oynuyorsundur. 100 bit gelir miydi o zaman? Fasko Elbez 100 bit atmış. Ener Valencia şakası halimin hala aklımdan çıkmıyor Koray abi demiş. Nasıl Neydi ya o şaka? Ben ya de, ben de çok unuttum. Şaka yapıyorum. Arka Sen arka hakikaten ya. çok yapıyorsun be abi ya. Enner Valencia. Aa, tamam tamam. İspanya La Liga tahminleri yapıyordum. Bu hafta Enner Valencia. Yenler Valencia mı dedin? Öyle bir Yen şaka mı? Yenler mıydın? Valencia. Ha, aynen. Tamam. Öyle bir şaka. Şey gari. Abi Jürgen nasıl... Klopp da şeyi istemişler. Telaffuzu. Jürgen Klopp mudur? Jürgen Klopp'tur. Jürgen Klopp'muş arkadaşlar. Mesela yanlış bilinen telaffuzlarda ne var mesela? Aklıma başka bir şey gelmedi. Bir tek Tukul. Porsche nasıl okunuyor mesela? Porsche diye mi? Porsche diye okunuyor. Çete yazmışlar da oradan gördüm. Evet abi. Gelelim. Esas konumuza değil. Saçma fer bir konuya stop. da. Verstappen değildir. Verstappen diyorsun. Verstappen. İyi de adam Alman değil ki. Hollandalı. E tamam aynı şey. Dutch işte. Onlar da öyle okuyor. ST şey diye. Ben bunu bilemem ki. Verstappen. E niye Schneider değildi? Schneider o zaman. Schneider zaten doğrusu. Hayır Schneider. Kendi öyle okunsun istiyordu. O adamı Ben de Koray diye okunsun istiyorum ama adım Koray yani. Hayır abi o adam doğrusuna ne dediler? Snyder dedi. Snyder dedi hatta. Belki ben Belki onların söyleyeyim. orada... <laughs> 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 Ferstappen bu arada bence. Verstappen değil. Ben de bazen Verstappen diyorum. Alman eğitimi aldığım için. İşte mesela ben geçen Levent abiyle evde konuşuyorduk. Eee... Stockholm sendrom dedim. Yok, Swedenplatz be abi, Stockholm'dü o. Ama işte Almanya'da Stokholm <laughs> yok. Ay ay. Gittiğin en ya? Türkiye dışı, sen öyle Türkiye milliyetçiliği yaparsın ya Türkiye dışı diyeyim de. Dünyada ne? gittiğin en beğendiğin yer neresi oldu? Türkiye dışı mı? Evet. Bırak güzel. Orada mı yazıyor cevapların? Düşünüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırak güzel. Bırak. Bırak. Amsterdam da güzel. Bırak güzel. Ama para beğenmiştim yani baya. Kopenhak da güzel. de fena değil. senle Bratislava anlatır mısın? Slovan Bratislava. Slovan Bratislava anımızı. Çok anlattık ama anlatalım yine. Şimdi... Kaçtı Beşiktaş'ın oranı? 2.70 miydi? O tarz bir şeydi ya. İddiayı soyacağız falan diyorduk. Neyse 2.70 bilmem ne. Biz de tabii o zaman Gaz Abdullah Avcı dönemi değil mi o? Abi Abdullah Avcı dönemi. Sloven Bratislava'yı ezeriz. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Bizim Berkan da işte gelmiş. Hepimiz bastık. Sonra ne oldu? Gaza gelip ben de dedim ki beyler <laughs> handikaplı yeneriz. Sonra bizim çalıştığım yeri kapatıp bir daha handikaplı basmaya gitmiştik. <gülüyor> <gülüyor> Ve bizde şöyle bir inanış vardı. Beyler bu Türk takımlarını bilmiyor. Beşiktaş bu Bratislava'yı tren gibi ezer. Zaten bunlar bu oranı ben... bilmeden koymuş. Hemen oynamazsak oranlar değişecek. Yani yangın olarak indin ya aşağıya. Para dağıtıyorlar bedava diye. <laughs> Keris soygunu vardı diye aşağı indin sen. <laughs> çok gazdık o gün ya. Ama ben çok <laughs> mantıklı gelmişti. Ben o maçı şeye benzetiyorum. Şeye benzetiyordum. Bizim Partizan'a 4 attığımız maçta da Beşiktaş'ın oranı korkunçtu. Çok korkunçtu aynen. Yani orada mesela kaçırmıştım. Orada kaçırınca kafaya yazmışım ya. Yani öyle bir maç bekliyordum. Yani 4-0 falan bir maç bekliyordum. Mesela bugün olsa yenileceğimizi bilsem gene basarım bu maça biliyor musun? Ben de öyle basarım bu arada. Ya. Abi Sloven Bratislava'yı Beşiktaş denk getirirse yenmeli ya. Bak mesela bir tane arkadaşımız yazmış. Abi Koray abiye sorsam B.C. Ren maçına bile favori çıkar. Hiç hiç öyle huyum yoktur biliyor musun? Niye böyle geçiyor bilmiyorum yani. Ya abi sen Bayern'i rövanşta erken bir golle eleriz diyordun ama ya. Hiç öyle bir şey demedim şimdi onu geçeceksin. Hiç öyle bir şey çıkmadı. Erken bir gole bakar diyordun abi ya. Hayır benim Bayern Münih'le ilgili tek şeyim Keşke o kırmızı olmasaydı da ikinci maça belki geçen yüz ümidiyle gelebilelimdi yani. Ama olmadı. Nasip değilmiş. Ama yine de erken gelecek iki gol bambaşka yerlere çekebilirdi. <gülüyor> 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 ya Bayern'in gelmesi iğrenç bir şey ya. Grup lideri oluyorsun ve Bayern geliyor ya. Kim gelebilir ki ya? Ve şöyle bir kötülük. Bayern grup ikincisi olmuş. Berbat durumda hoca değişikliği oluyor. Bizim maça Jupp Heynckes geliyor yani. Bayern tarihinin en iyi hocalarından biri geliyor. Yani berbat bir şanstı o ya. Ve 14. dakikada 16. dakikada kırmızı görüyorsun bir de maçta. Bu arada Atiba maç kadrosuna girmiş. E, e, bu sezon ilk defa. Değişik bir haber yalnız. Berkay yok, Montero yok. Bir de biri daha yok ama. Gezal yok. Gezal de mesela çok ufak bir sakatlık ya hemen geçer yapıp Gezal'i baya bir 4 ay falan oynatamadık. Yani sağlık konusunda bile şeffaf Olamayan bir kulüp var aslında korkunç bir durum var da hani Şenol Hoca gelince biraz işler duruldu böyle bir bazı şeyler halının altına süpürüldü gibi oldu ama yani sakatlıkta bile şeffaf olamayan bir camia var maalesef. Eee bir şey söyleyecektim unuttum ya. Sen yani. aşağıdan Beşiktaş takım doktoru Ufuk Pak'la mı mesajlaşıyorsun? Niye bu konuda böyle <laughs> şey geçtin? Onunla şey yaptım. Onunla şey yaptım da ne var diye. Ben ha, bu arada... ilgili bir de Gezal sakat sakat oynadı. Ondan da yani şey de olabilir. Yani sakatken daha iyileşmemişken bir sahaya attık ya bir Fenerbahçe maçında 15 dakika sonraki maç 60 dakika mı oynadı? Hakikaten çevirmene ne oldu? Hasan çevirmenle ilgili senin bir şeyden haberin var mı? Hiçbir şey haberim yok. Uluş, ulu, ulaştığım bir tercüman oldu. Hı hı. Bu dönemde Devam yakın yavuşlar. dönemde ulaştığım bir insan oldu. Bana dedi ki orada çok gürültü olduğu için e, duyamamış ve e, yanlış çeviri yapmış bir suçu yok dedi. Bilmiyorum. <laughs> Bu arada ben bu hafta içi Hakkı Can Bereceli ile tanıştım. Şey hafta içi demişim. Ümraniye maçında tanıyor musun? Hayır. Beşiktaş o. kondisyoneri. Müthiş bir adam. Hakkı Can Bereli mi? Bereceli. Bereceli. Evet. Berece ile mezun olmuş okulundan. <laughs> Müthiş bir adam. Bayağı iyi bir adam korkunç kibar ve çok böyle özgüvenli bir adam. Ee, abi dedim işte seni tanıyorum izliyorum dedi falan teşekkür ederim dedim. Abi ben de seni tanıyorum dedim. Nereden tanıyorsun dedim. FM'den tanıyorum dedim. Ha dedi yüzü düştü adamın. Abi valla ilk gün kovuyorum hakkı helal et dedim. Ya valla haklısın dedi. Adam yıllardır FM'ye mail atıyormuş. Kardeşim ben Beşiktaş A takımında kondisyonerim. Ve siz beni yıllardır Genç takımda kondisyoner yazıyorsunuz. FM'ye 3 sene bunun mailini atmış. 3 sene sonunda herifi A takıma koymuşlar. Ama adam bir mail daha atıyor. Diyor ki tamam A takıma koymuşsunuz ama ben benim demiş istatistiklerimin bu kadar düşük olduğunu düşünmüyorum. Benim demiş istatistiklerimi düzeltin. Bir kere mail atmış, iki kere mail atmış, üç kere mail atmış. Adam'a takmışlar abi. Bu sene istatistikleri daha düşük yapmışlar. Yani normalde <laughs> verdikleri puan da vermemişler adama. Ama müthiş bir adam bayıldım. Çok kibar bir adam. Buradan İsminin da selam hakkını söyledim. veriyor yani. Hakkını arıyor adam yani. Aynen öyle. Hakkını yedirmiyor. Yedirmemeye çalışıyor da bir de yiyorlar. İyi Adamlar olur. ekstra kötü yapmışlar yani oyunda. E buradan bir FM'ye seslenmen yok mu? Abi PME'ye seslenmem ne olsun ya. Beşiktaş'ı yıllardır o kadar kötü yapıyorlar ki. Kim bilir bu sene nasıl bir rezillik bizi bekliyor ya. Açık Lütfen artık biraz temiz? yapın. Beşiktaş'ı biraz koyun. Beşiktaş'ını biraz bol koyun be abi. Mesela Beşiktaş altyapısında yapısında bir tane çocuk var ya. Semih Kılıçsoy. Evet. Forvet mesela değil mi? Çok böyle yetenekli diyorlar. Gelecek vaat ediyor diyorlar. Mesela Semih Kılıçsoy'u Messi yapma da. Arda Güler de yapma. Ama Anadolu'da ikinci forvet olabilecek adam yap değil mi? Yani seviye olarak. Evet. Abi yok. Yani. işsiz kalır yani iki sene sonra FM'de. Ha çok uzun süredir FM oynamıyorum. Bu sene oynamayı düşünüyorum ama. Bu sene uzun zamandır oynamıyorsan bu seneki oyun mahveder seni. Öyle mi diyorsun? Ben en son 2013'ü falan oynadım FM'nin. Ben yani en çok 2005'ini beğeniyorum ya. 2005 2005'i yani defalarca kez oynadım. Ben de 2008'ciyim ya. Korkunç oynadım. 2008 ve 2011'i korkunç oynadım ya. Burada Bana kadar kaç oynadım. Kaç, kaç gitti? Maçlar kaç kaç bitti İ... arkadaşlar? Bir... Kasımpaşa 1-1 bitmiş. Ümraniye 3-1 bitmiş. Ben güncel puan durumuna bakarım. Ümraniye buradan toparlayabilir ha. Haftaya Sivas, sonra Başakşehir toparlayamaz. Ümraniyenin falan işi çok zor be abi ya. Çok zor evet. Çok az puan topladılar. Evet nasıl bir maç bekliyorsun yarın? sağ içi konuşalım azıcık da. Ben Okan Hoca'nın çok büyük bir sürpriz yapacağını sanmıyorum. Yani kadroda bir değişikliğe gideceğini sanmıyorum. Ee, Abdülkerim'in sanırım kartı bitti. Herhalde o oynar orada. Yani kadroya bakacak olursak Muslera, Nelson, ee, Sasha Boye. Onu da çünkü bitti değil mi? O da oynuyor. Ardakçı. Solda yani yabancı kontenjanı olmasa kesinlikle şeyle başlar herhalde de bu Lyon'dan gelenle ama herhalde bu şartlar altında geçen hafta gol de attı. Bence gol atmasına rağmen çok kötüydü. İnşallah onunla başlar. Emre Taşdemir'le başlayacağını düşünüyorum. Emre Taşdemir sahanın en kötüsüydü bence geçen hafta. Gol attı diye biraz kurtuldu. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam orta sahaya ben olsam ben Micho'yu çok beğeniyorum. Zaten senin yayında izlemiştik herhalde değil mi? ilk videolarını. Evet. İnsanlar alga malga geçiyordu ama bence gayet iyi futbolcu. ben Olivier'i de çok beğeniyorum. Ben şeyi, Torreira'yı yine burada çok tepki çekecek tabi de. ben Torreira'nın tarzını çok beğenmiyorum ya. Torreira bana çok ben kısa boylu, çok kısa boylu orta, sağ, altı, sekiz oyuncularını çok 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 sevmiyorum yani. Çok böyle pırpır pır olanları, sağa sola koşanları basanları, edenleri beğenmiyorum. Medel de öyleydi mesela. Medeli de hiç ben tutmazdım. Torreira'yı da o yüzden tutmuyorum. Ee... Ama tahminim herhalde Torreira ile çıkacaktır diye düşünüyorum. Tahminim Bozmaz yani. orayı bence de. Bozmaz. E, Forvet'te Icardi olur. Büyük ihtimal kontenjandan dolayı Kerem Kerem'i tercih ediyor Yunus Akgün'dense. Özellikle son haftalarda. Kerem'i ee... son maç erken çıkardı. Yunus da fena değildi. Yunus da başlayabilir. Ama şey neydi çocuğun adı? bu? Arnavut Barış Alper çocuk? Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Arnavut çocuk var ya, ya bunların ne? Milos Raşika. Ha, yani Reşika. O daha çok sağ kanatta oynadığı için solda Kerem tercih yapabilir. Ertens'le de kardı çıkar diye düşünüyorum yani. Çünkü Reşika genelde ya da Reşika mı Reşika mı daha çok sağ kanatta oynuyor diye biliyorum ben. Belki de yanlış biliyorumdur. O yüzden solda da Kerem'le çıkacağını düşünüyorum. Ama Raşika, ben hala... Reşika Yunus çıkabilir diye düşünüyorum ben de bilmiyorum. Bence kanatta bir sürpriz yapabilir. Zaten yaparsa tek yapabileceği yer kanat bence. Evet. Başka Kerem Mertens Torreira yazmış Sarıboy. Emre Torreira Raşika Kerem Bertens. senin dediğin kadro. Benim dediğim kadroyu. Ha ben Okan Hoca, ben Okan Hoca olsam ben yarın nasıl çıkarım? Eee Muslera Boye'den sonra Abdülkerim. Hadi Emre olsun yani yapacak bir şey yok. Oliveira, Micho, Micho, Mata. Gümrük maçında iyi oynadı diye Emre'yi derbide de 11 11'e atar mısın? Bence iyi oynamadı ki Emre. Yani o, o kadar fazla, çok fazla top kaybıyla oynuyordu. Çok fazla hatalı orta açtı, hiç açamadı. Yani gol attıktan sonra toparladı. Ama başka da çok bir çaresi yok. Bence Emre gerçekten kötü oynadı yani. Kazım canı koyabilir. Ya yani bu Raşika Dubuay'ı sola atıp yani Yunus Kerem de yapabilirdim belki. Ben yani savunmayı daha sağlam alayım diye ee, o şekilde yapabilirdim. Yunus Kerem çıkmanın şöyle bir dezavantajı var. Yunus ya da Kerem'den en az biri çok kötü oynuyor her maç Galatasaray'da. Ve evet. çıkartırken çok zorlanıyorsun. Yerleri onlara bağladığın anda. Hani Kerem'le Yunus'un birini kenarda bırakırsan en azından biri batırsa bile diğerini oyuna atabiliyorsun. Beşiktaş için de mesela Gezal'ın olmaması da şey oldu yani. Talihsiz oldu bu maçta. Galatasaray'ın sol beki bu kadar sıkıntılıyken ee, Gezal Gezal daha başka olabilirdi Bu arada ben başıma bir şey gelmeyecekse ben Mertens'in de çok bir şey oynadığını ben göremiyorum yani Kassadin her maçını izledim Yani ben hala Mertens'in Sol iç gibi oynatılması gerektiğini Düşünüyorum ee, On numara pozisyonumda bence Orada da bir sıkıntı var. Yani tabii biz ilgilendirmez çıkabileceği gibi çıksın. Nasıl istiyorsa öyle çıksın. Beşiktaş'a i̇şte gelecek olursak Emre ben Deli Ali'den daha iyi veya daha kötülüğünü tartışmıyorum. Ben Mertens'in oynadığını beğenmiyorum diyorum. Yani bu Deli Ali'den iyi ya da kötü olmasını şeyin değiştirmiyor yani. Bence Galatasaray'a faydalı oynamıyor Mertens. Beşiktaş'ın nasıl çıkacak? Sence nasıl çıkacak Beşiktaş? Vegors oynuyor mu? Ümraniye maçından farklı neresi olur diye düşünüyorum Beşiktaş'ta. Delali olur. Delali yerine. Delali yerine Enkudu ya da Redmond'la başlar. O kadar bence. Red, Redmond olur büyük ihtimalle. Onun dışında bir değişiklik olmaz mı diyorsun? şu an işin olmaz ama bekleri kafaya yazdı bence. Beklerde ileride bir değişiklik yapabilir. Galatasaray maçı için değil de ileride yapacak yani. Ya ben mesela bu hafta Beşiktaş Galatasaray'la değil de örnek veriyorum. işte Sivas deplasmanına çıkıyor olsaydı ya da ne bileyim Kayseri deplasmanına çıkıyor olsaydı ben Umut Meraş'la başlar diyebilirdim. Sol bekte. Umut Meraş da yani kötü oynadı. E, yediğimiz bir golde arkasını adam kaçırdı. Ama Masuaku'nun üst üste her maçta yaptığı pas hataları, top kayıpları var yani. Biraz sıkıntı. Kaleci ben, ben Ersin'i çok sevmekle beraber ben Mertçiyim kalede. Ne kalede? Mert olmalı. Kalede herhalde daha bir tecrübeye gidiyor, daha bir eee tecrübeden yana seçimini kullanacak gibi hoca duruyor. Evet. Yani Beşiktaş büyük ihtimalle Mert, Rozier, Talha, Saiz, Asuaku, ee, Josef, Getson, Salih, Edmund, Cenk, Mulek, e, Vegors. oynuyor mu bu arada? ...Vegor's omuzunda bir sak şey e, dirseğinde bir sakatlık varmış ama kadroya alınmış yani. Eğer ilk 11 oynayacaksa o şekilde ben o olmazsa da e, Muleka'nın oynayacağını düşünüyorum yani. Ben de Muleka'yı çok izlemek istiyorum. Yani Şenol Güneş'in elinde Muleka'yı çok izlemek istiyorum. E, zaten kendisi de basın toplantısında Bakan bu örneğini verdi. E, hatta dedi Bakan bu'dan fizik kalitesi olarak daha yüksek dedi. Daha önde görüyorum dedi. Ee, ben de Muleka'yı Şenol Güneş adıyla birlikte izlemek istiyorum. Ama işte bazı şeyler için o maç bu maç değil yani. Ya daha dokunuş yapmadı be abi. Daha çok idare ediyor şu an. Tabii canım. Yani şu an için sadece bir şeyleri bozmayayım bir izleyeyim diyor. Ben milli evet. aradan sonra Muleka'yı mutlaka 11'de koyacağını düşünüyorum mesela. Hani Beşiktaş beş. milli aradan Muleka 11 döner yani. Muleka'yı 11'e monte etmiş şekilde döner bence. Büyük ihtimal. Bu arada yani hakikaten ben büyük bir hevesle bu serik maçını da bekliyorum yani. Görmek istediğim birçok oyuncu bence serik maçıyla beraber yani bir şeylere yeniden yani mesela bir ilk 11 izleyebiliriz. Atiba dedem oynar büyük ihtimalle artık bir serik maçında birazcık süre alır. Umut Meraş oynar, Tayfur oynar. Güzel maç olacak bence serik maç. Kerem Atakan Keskin. 1.4 milyon euro verdik bu adama. Yani kaç dakika oynadı? Maalesef öyle. Acayip bir kazık doğuş Beşiktaş kulübüne. Yani diyecek bir şey yok. Kerem Atakan Keskin transferi bile yani bir insanın istifa etmesi için yeterli olmalı ama işte çok acayip bir kafa yapısı var Beşiktaş kulübünde. Diyecek bir şey yok. Evet. Abi sana demiş ki biri Galatasaray yöneticisi olsaydı seneye Muslera ile devam mı ederdi yoksa orada kontenjanı rakipleri gibi yerli bir adamla mı kullanırdı? Ben, beni zaten hani az çok biliyorsun Tabii kaleci çok önemli ama ben Türkiye'de de iyi kaleciler olduğunu düşünüyorum. Muslera yaş olarak da ilerledi. Galatasaray ee, taraftarı belki bana kızabilir de ben Muslera'nın biraz da sahibine göre, hani derler ya at sahibine göre kişiler. Biraz yani hocasına göre oynuyor. Ben gazlara çok zor zamanlarda bıraktığı durumları da hatırlıyorum. Çok Musleraya ısınık değilim yani. Benim böyle rakip takım futbolcularıyla hiç derdim yoktur işte. Biraz önce de söyledim. Volkan Demirel'i falan çok severim yani. O yüzden ben Muslerayla devam etmezdim. Yerleden kullanırdım. Sağ bek veya sol bekten bir tanesini de kesinlikle ben yerleden yana kullanırdım. Çünkü ben Türkiye Ligi şampiyonluğu için konuşuyorsak. Yani Beşiktaş'ın işte en sakalayla da şampiyon oldu. Kalede Ersin ki Ersin'in o zaman ilk sezonuydu. Ersin en sakalayla şampiyon oldu. Yeter ki senin ön tarafın iyi olsun. Ön tarafın atsın da. Ya bu sağ bekmiş, sol bekmiş. Yani kaleci bunlara nazaran bir tık daha önemli. Ee, kalecin idare etsin. İlla Muslera gibi uçuk kaçık kaleci olmasına gerek yok. Kalecin idare etsin. Her maç onun üzerinden 6.5-7 oynasın. Ee, Ersin gibi ön tarafın kuvvetli olduktan sonra sıkıntı yok. Abdülkerim çok aşırı eleştiriliyor Galatasaray'da. Ona ne diyorsun? Kötü başladığı için eleştiriliyor. Bir insanlar bir şeye baştan takınca takık bir şekilde devam ediyorlar sürü psikolojisi. O işte yerli futbolcunun Anadolu'dan gelen yerli futbolcunun ilk birkaç maçı çok önemli ya. Evet. Yani mesela Ona göre, göre kafada çek... oturuyor. Nelson çok beğeniliyor. Nelson'un arkaya kaçırdığı toplar her maç kaçırıyor yani ya da bunların e, hiçbiri konuşulmuyor. Abdülkerim çok bariz pas hataları falan yaptığı için konuşuldu. Ama zaten sen biliyorsun ben geçen sene hatta bir önceki sene yayınlarda da şampiyon olduğumuz sene yani. ilk senle yayın yaptığımız dönemlerde de ben Abdülkerim'i e, çok istiyordum yani. Konya'dayken çok iyiydi. E, ben çok çok olumsuz değilim Abdülkerim üzerinde. Ben mesela ne, ne, Nelson'un o kadar hakikaten beğenmiyorum yani stoper olarak. Mesela Salah'ı acayip kötü bu sezon. Salah'ı da çok dağınık evet. Ya benim gördüğüm son zamanlardaki en iyi büyük takım stoperi Marko'ydu ya. Galatasaray'daki Marko'ydu yani. Kim Minje'nin önüne mi yazarsın Marko'yu? Kim Kim, ile beraber. Mesela bir Kim Minje Marko e, tandemi inanılmaz olabilirdi yani. Tayyip Talha'yı ne diyorsun? Ben, beni şey çok ben Stoper'in azıcık gol katkısı vereni de çok severim. İki oldu değil mi Tayyip'in? Evet Tayyip evet bir de hep oralarda katkıları. arıyor da yani. Direkten döneni falan da var. Evet bir de ikisi de şey de değil bildiğim kadarıyla. Hani geldiği kornerden kafayla attım falan değil. Yani bir seken mekan toplar ceza sahası içine düşen takip ettiği toplardan gol buldu. Savunma olarak da fena değil. Daha yaşı da çok genç. Bence e, her türlü idare edecek iyi bir stoper aldı yani Beşiktaş güzel oldu. Bu arada uçak parasını ödeyen Ali Koç'a da tekrardan oradan teşekkürlerimizi iletelim. Ali Koç'sun devre arası geldi. Fenerbahçe 7 puan önde. Evet. Transfer yapar mısın? Hoca istiyorsa yaparım. İstemiyor ama çok ciddi bir kaleci sorunu var gibi görünüyor. Ama o istemiyor. Topa girer misin? Girmem. Sonuçta oynatacak olan hoca. Hocanın istemediği bölgeye transfer yapınca sıkıntılar doğuyor. Bunun ee, bunu Şenol Güneş'te de yaşadık işte. 3. sezon şampiyonluğunda daha önce de birçok kez bahsettim. Son tercih e, kanat oyuncusu eğer paramız yeterse derken bir gün sonra lens indirdiler yani paldır küldür. Hocanın, hocaya da direkt adam sorulmasına karşıyım. Hocaya mevki ve oyuncu tarzı sorulmalı ve yönetim gidip o tarzda o oyuncuyu almalı. Yani ee, hareketli bir santrofor istiyorum. Cenk'ten bile daha hareketli bir santrofor istiyorum diyen adama gidip Negredo alıp al sana yıldız isim getirdik denmemeli. Kısaca. Abi benim sana sorularım bitti. Chatten soru alacağım. Olur. Sonra da seni öpeceğim chat'ten sana evet. sorular bekliyorum. Chat zor sorun. Şenol Güneş sevinci gelmedi ya. Yağmur, yağmurcum istediyse hemen yaparız ya. Hazır mıyız o zaman? Kulaklığı çıkartıyorum. Tamam. Kaç yaşında adam'a yaptığımız işe bakın ya. Ama şenol güneş için de. Ya Dragao stadyumuna beni götüren adam ya. Beni Dragao stadyumuna ışınladın ya. Tanım <laughs> hocam benim ya. Ay ay. Çağrıçıtan hakkında ne düşünüyorsun abi? başarılı. Yani hiç transfer yapmamış, moral olarak çökmüş e, bir kulübü ayakta tuttu. Yolu açık olsun. Bence başarılı, beğeniyorum Çağdaş Hocayı. Açıklamalar falan da çok düzgün. Benim sorum bu kış için boğazlı kazak aldım yeni. Daha kış. Aa, benim çıktım. boğazlı kazaklarımı görmedin sen. Bende acayip var. 3 tane aldım. Hakikaten mi? Acayip boğazlı kazaklarım var. DeFacto'dan şey... aldım. Şeyi bıraktın mı peki? Yamalı ceketleri. Onlar gitti. <laughs> Biraz da Ronaldo konuşalım. Niye böyle oldu abi Ronaldo? Ben bilmiyorum ki ya. Konuşalım deyip de bilmiyorum deyip susan yorumcu. <gülüyor> <gülüyor> Biraz da Ronaldo. Ya. Dünya <laughs> kupasında ayağa kalkacak mıdır? kalkacaktır. Ya bence artık son yani şu anda mesela e, ben Ronaldo'yu yani Ronaldo çok beğenmeme rağmen yani dünya genelinde artık Ronaldo'nun Messi kıyaslamasında şu son yaşadıklarından sonra sanki artık Messi böyle biraz daha öne geçmiş gibi e, ama yani tamamen bence gelmiş geçmiş en iyi kim tartışmalarını bu ikisinden bir tanesi bu dünya kupasını getirirse Kolay kapanır bence. VC için favorisi var mı demişler ama benim bildiğim sen Alaturkacısın. Alafranga'yı o kadar... Alaturka severim ben evet. Yani çömerlimeli seviyorsun bildiğim kadarıyla. Mel meli seviyorum. Böbreklere de yararlıdır. <laughs> benim favorim Arjantin bu arada. Yok ya hiç haz etmem Arjantin'den. Haz konusu değil abi. Burada objektif kalbimize taş basıp yorum yapmamız ya, yap, amacıyla buradayız. Bence ya, yani on yani Arjantin alamayacak bence. Ben Ya Fransa'da çok eksik var bak mesela. Çok var. Kante yok. Bu Fogba arada olduğunu açıklamış. Pogba yok, Varan da yok. Ben Fransa'dan bir tane daha şok sakatlık bekliyorum. Bence Benzema'da olmayacak. Benzema'dan iki hafta içinde bir sakatlık bekliyorum. Katılmayacak mı diyorsun? Ben ya, katılamayacak gibi hissediyorum. Çünkü. çünkü o aldıkları Dünya Kupası'na da katılmadı Benzema. Değil mi? O zaman seçilmiyordu milli takıma bir skandaldan dolayı. Bence Benzema şey yapmaz yani. Zaten sakat bir şey abi adam. İyileşmesi bekleniyor ama sakat. Ben Fransa'yı ele bak. Bence İspanya evet. bir aday. Onların da net forveti olmaması sıkıntı. Forvet dışı çok iyi takım bence İspanya. Biz Brezilya çok iyi müzede fotoğraf çekerken bilardo salonunda aynı uyarıyı alan futbolcu kimdir? Müze, müzede fotoğraf çekilirken müzede en değerli şeylerin fotoğrafını çekerken uyarı alan ve aynı uyarıyı oyun salonunda da alan futbolcu kimdir? Kimdir? İkiye çekmek yasaktır. Allah'a <laughs> Bu şakayı daha iyi kurgulamıştım. Dün aklıma gelmişti de tam tam yansıtamadım şakayı. Bu şaka ama bence yine güzeldi. Çok uzaktan geldi. Çok uzaktan geldi aynen. Bu şaka kulağa yani şöyle. Bu şaka susturdu. AliExpress'ten alınmış. Yani 4 ay sonra elimize ulaştı. Olsun bence güzeldi ama. Güzeldi güzeldi. Kemal Sunal'ın Fatma Girin oyuncak robotunu alıp onunla ilişkiye girdiği filmi hatırlıyor musun? Yok. Böyle film var ya. Ya işte çok seviyor Fatma Giri. Fatma Girik bunu sevmiyor. O da Japon bebeğini alıp onunla evleniyor. Aa, ben normalde Kemal Sunal filmlerini bilirim. Bunu bilmiyorum. Emin misin ya? Japon işi filmin adı. Allah bilmiyorum. Yarın derbi öncesi izlerim. <laughs> Hasan Hoca bir derbi tahmini ver o zaman bir skor tahmini. Ben 2-0 Galatasaray diyorum. Rozier kırmızı kart diyorum. Böyle bir his var içimde. Rozier'in atıldığı ve 2-0 kaybettiğimiz bir maç gibi geliyor. Ben de 2-1 Beşiktaş diyorum bana totem yazanlar da asla ölmeyecek bence bu akşam falan evet ne yapıyoruz kapatıyor muyuz abi sana Hiç çok teşekkür ederiz ediyorum? bizi çok mutlu ettin ne demek ben de çok mutlu oldum Allah'a çok emanet ol Ber Berke sürekli şarkı yazıp duruyor onu da söyleyelim. Abi öyle hakikaten bir mi? yanık şekilde onu söyleyelim de gidelim ya. Gireyim mi şarkıya bak? Gir abi. Sen de mesela şey yap. İşte ben zilikli mayna namın. Sen de armın falan böyle. <laughs> Arkaya sen verirsin öyle şeyleri iyi becerirsin. Zilikli mayna namın. Ich kann es nicht ertragen. Es war ein das Wort. Ich liebe dich, ging sie fort. Dann, Ben de orayı vereyim dedim. <laughs> Bu da şarkımız olsun. Bir tane daha söyleyeyim o zaman Almanca. Steht das Messer in mein Herz, alles soll voller Blut sein. Aşkım, wenn du von mir gehst, glaub mir, dass ich nicht nur ein. Vuru kalbime, kalbim kana bulansın. Fazla derine gitme, çünkü orada sen varsın. Hoşçakalın.